Artı Futbol hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Sezonun ilk finali dün Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'la Trabzonspor arasındaydı ve Beşiktaş Trabzonspor'u geçerek kupaya uzanmayı başardı. Sezonun ikinci finali de pazar günü Konya Galatasaray ve Fenerbahçe İstanbulspor maçlarından sonra sonuçlanacak ve ligin şampiyonu da ortaya çıkacak tabii ki. Böylelikle şampiyonlar belli olacak hem kupada hem ligde ama yavaş yavaş tabii yaz dönemine ilerlerken kongreler var, adayların açıklamaları var, yine transfer çalışmaları var. Dopdolu bir Artı Futbol'la sizlerle birlikteyiz. Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve Levent abi tabii çok geçmiş olsun Betül Hanım'a, eşine ve sana tabii ki. Çok seni yeniden burada görmek çok güzel. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol, dostlar sağ olsun. Şimdi dost biriktirmek güzel bir şey. Yani seni özledik, burada andık ama en önemlisi tekrardan burada görebilmek. Dinledim ben onu. Yani senin Zeki senin boşluğunu dolduramadı. Niye? Çok takıldım ona. Ama şey yapamadı yani. Yani. Değil mi Murat? Evet. Ha? Aynısı Zeki oturdu yani oraya. Yani. Zeki oldu. Aynısı Zeki abi geldiğinde de değil mi? O şekilde. Yani siz yapamazsın. Yani. Olmuyor, olmuyor. Peki, herkesi burada görmek güzel. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şimdi tabii hayır, konuşacak. Zeki ne desem abi haklısın diyor. Yani itiraz mekanizması lazım yok, bir tane değil mi böyle? Doğru. Konuşacak dediğim gibi çok fazla şeyimiz olacak ama biz yayına girmeden şöyle bir 45 dakika, bir saat önce milli takımın da geniş kadrosu Avrupa Şampiyonası için açıklandı. Kadroda tabii sürpriz isimler var, beklenen isimler var ama geniş kadro olduğunu altını çizelim. Avrupa Şampiyonası'na gidecek kadro daha da kısalacak yakın zamanda ama geniş kadro bu şekilde. Kaleciler Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok ve Uğurcan Çakır. Savunma hattı Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar ve Ferdi Kadıoğlu. Orta saha Berat Özdemir, Can Uzun, Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan. Forvet hattı da Abdülkadir Ömür, İrfancan Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Enes Ünal, Semih Kılıçsoy ve Yusuf Yazıcı, Vincenzo Montella'nın tercihleri bu şekilde. Hemen Levent abi senden başlayarak sorayım. Sürpriz bulduğun bir isim var mı? Onun dışında genel olarak da kadroyu nasıl yorumluyorsun? Yani bana göre çok geniş bir kadro ama bu kadronun sen daha iyi bilirsin. Kaça inecek bu kadro? 26. Burada totalde kaç kişi var? Burada 32 var. 32 var. Bir daha sayayım, 32 olması lazım. Bir daha bir yanlış yapmayalım. 26'ya inecekse 6 oyuncu çıkacak. 6 tane oyuncu çıkacak. Bu önemli. 35 kişi var. 35 kişi. Evet. Yani 32, 35, 34 o bir süreden 35, sonra takımların 9 kişi, 9 kişi çıkacak. Kendisine kalıyor. Ülkelerin kendisine kalıyor. Tabii 9 kişi. 10 kişi az değil. Gürcan. Kalecilerden eksilme olacak mı? Ama şeyler de var. Sakatlar da var. Var tamam mesela, ama yani ben şimdi burada sakatlar iyileşemedi ya da Allah göstermesin kamp sırasında bir sıkıntı oldu. Ya ben bazı oyuncuların isim vermeyeyim. Olması gerektiğini düşünmüyorum. Hem savunma hattında hem de hücum hattında hatta orta sahada bile. Yani ben bunlardan bir kısmı düşünmüyorum. Ama tabii bunu Montella karar verecek. Benim aklımda bir takım oyuncular var. Fakat iyi bir jenerasyon var. Yani bu jenerasyonun Avrupa Futbol Şampiyonası'na dilerim bir damga vururlar yani. İlk maçı Gürcistan'la oynayacaklar. Gürcistan. Bu önemli bir avantaj. Yani Gürcistan iyi savunma yapan bir takım. Kazanabiliriz diye düşünüyorum. Kazanmamız da lazım. Diğer evet, maçlar biraz daha zorlu olacak. Çünkü. Özellikle Portekiz zor olur. Çekya, Portekiz Çekya, oynayacağız. Çekya da zor olur. Ama yani sonuçta iyi başlamak her zaman için bir avantaj. Önemli. 96 önemli. Yılında hatırlarsa Hırvatlarla başladık. Maalesef. Vlahovic. Vlahovic indirmedi şey. Alpay Özalan. Alpay Özalan. İndirseydi kırmızı görüp iki maçta oynamayacaktı. İndirmedi, bir sıfır kaybettik. İndirseydi maç sıfır sıfır bitecekti. Ve biz de bir puanla başlayıp Hırvatlar da bir puanla oynayacaktı. Yani kolay bir şey değil bu değil, işte. Değil. İşin gerçeği bu. Dolayısıyla Gürcistan'da başlamak kurada da bizim adıma ciddi adımıza da ciddi bir avantaj olur. Kesin katılıyorum. İnşallah da iyi başlarız. Gürcan abi sen nasıl buldun kadroyu? Ben bu niye yok diyeceğimiz bir kadro değil. Herkes var. Tabii, önce onu söyleyelim. Yani bu sene yıldızı parlayan, ülkemizde de yıldızı parlayan genç oyuncular da var. İşte Oğuz var, Semih var. Niye var dedim de var. Mesela Okay Yokuşlu niye var? Enes Ünal niye var?
Benim niye tamam yok dediğim var yani ya, Cenk... 35 kişilik kadroda. Hı? Niye yok dediğim var. Var mı kim? Var. Ozan Tufan var. Ya yani 35 kişilik kadroda koptu neden yok ya. Diyorum yani. Koptu abi bu ligden. Bilmiyorum ama yani. Ama takımdan ya, koptu. Şimdi hayır. Şöyle Abdülkadir'i yakaladıklarına göre Abdülkadir Ömür var. Ozan Tufan yok. Ozan bütün sezon oynadı. Devamlılığı çok yüksekti. Mesela ya yani Okay Yokuşu da çok iyi oynadı West Bromwich'te. Ozan da Hals da çok iyi oynadı. Hani Abdülkadir varken Ozan'ın olmaması biraz ilginç geldi. Aynı mevki oyuncuları değil ama aynen Gürcan abinin dediği gibi düşünüyorum ben de. Yani olsa bile ben de söyleyeyim sana o 9'da olurdu. Ha, olabilirdi o ayrı. Yani geniş kadro için söyledim büyük ben de. İhtimalle de olacak ama sezon daha bitmedi. Sakatlığı olan oyuncular var. İşte İrfan Can Kahveci. Değil mi? Sakatlığı devam ediyor. Doğru, doğru. İsmail Yüksek sakatlığı devam ediyor. Mesela onlar gelir mi? Gürcan doğru söyledi. İrfan Can Kahveci gelir de İsmail Yüksek gelir mi? Hayır, kampa girecekler. Kampta ne derece fit olacaklar? Ne derece oynamaya hazır olacaklar? Elbette onlar... Ama bu iki oyuncu da milli takım için önemli tabii ama. Tabii tabii. Elbette değerlendirecek ama dehşet bir ön tarafımız var. Dehşet kesin, yani. Kesin. Yani ya 3-0 yenik duruma düş. Gene umudu kesmezsin bu takımdan. Yani vallahi acayip için, iyi bir ön bizim tarafımız. Bizim için oynadığımız en kötü şey... ne biliyorsunuz değil mi? Şey Avustralya maçı. Ben onu hatırlamak bile istemiyorum. 6-1. Evet abi bu kadar kötü oynamaz bir takım ya. Bu kadar hata yapmaz ya. Ama bence kötü oynamaktan ziyade Levent abi o iki maçta hem Macaristan hem Avusturya hazırlık maçlarında daha büyük bir hata yaptık diye düşünüyorum. Hemen hemen Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımlar onlar da iki maç oynadılar o arada. 8-9 ilk 11 oyuncusunu oynattılar. Hani 2-3 değişiklik biz yaptılar. Niye gidiyoruz oraya? İşte biz 8-9 tane değişiklik yaptık iki maçta. Doğru mu? Rakip ben onu yazdım zaten. Öyle değil, bence rakip doğru yapmamışsa değil Avusturya yani. Dedim. Oynamışsa 8 oyuncusu bize karşı oynamıştı bir maç öncesinden. Biz ne yapıyoruz? Ya biz bu futbolcuları tanıyoruz. Bizim deneme ihtiyacımız yok. Bir de kadro istikrarımız var bizim. O kadro istikrarını koruması lazım Montella'nın. Eksiklerin yerine monte edeceksin. Mesela sağlıklı olduğu sürece bu milli takım sol beki Ferdi. Tabii. Değişir mi? Zannetmiyorum. Evet. Sağ tarafı ya Zeki Çelik olacak ya da baktığımız zaman Mert Müldür olacak. Yanlış mı? Zeki daha ağır. Zeki daha Roma'da da oynuyor. Evet. Defans oyuncularından hangisi oynayacak? Biri Abdülkerim oynar. Değil mi? Sol stoper evet. Olarak. Ozan sağ tarafı belki Ozan olabilir. Sağ tarafı belirlemen lazım. Evet. Çağlar, Ozan, Meri. Üçünden biri ama olur. Meri Arabistan'da oynuyor. Çok üst düzeyde görmedim bu maçlarda. Doğru. Samimi konuşalım. Çağlar kendini toparladı veya yani Samet olur yani onunla başladı falan. Yani bunlarla ilgili bir hazırlık yapacak. Trabzonların da tepki gösterdiği bir isim alınmadığı için tepki gösteriyor. Eren Elmalı için. Yani niye milli takımda yok? O da iyi oyuncular, iyi performans gösteren oyunculardan biri. Alternatif olurdu aslında bence de. Tabii en çok Ozan da yine şu an senin dediğin gibi tartışılan isimlerden bir tanesi. Yani bu tartışmalar olacak tabii ki illaki birileri niye alındı, birileri niye alınmadı diye bu tür tartışmalar olacak. 35 kişi çok geniş bir kadro. İşte hazırlıklar bir kısmı oyuncuların başlamış herhalde, gelenler olmuş. Hı-hı. İşte önümüzdeki hafta çarşambaya kadar devam edecek, tam kadroya ulaşacak. Birkaç kişi daha sonra gelecek diyebiliyorum. Sonra zaten maçlar var. Polonya maçı, İtalya maçı. İşte o iki maçta Murat abi bence artık daha hani en azından Gürcistan'la Gürcistan'a karşı başlayacak 11'i herhalde netleştirmemiz lazım bence diye düşünüyorum yani. Bravo Ömer. 10-11 oyuncunun netleşmesi lazım. Zaten yani artık herkes yani oynasın mantığı olmaz bu işte. Bence ya. 11'imiz net ya. Saydı işte Levent abi. Orta sahada Hakan'ın yanına iki tane oyuncu koyacağız. Evet. Ön tarafta belli zaten. Yani belki santrafor ya, konusunda. Kemik dediğimiz isimler var ama şimdi. Santrafor konusunda. Sizler söylemediniz. Santrafor tarafını konuşuyoruz. Ben sormuş olayım. Samet Akaydın'ın kadroda olmuş olması çok tartışılıyor. Yani geniş kadroda. Çünkü Panathinaikos'ta da çok iyi tamamlamadı sezonu. Doğru ama bu milli takımda oynadı. Ben diyorum oynadı. Onun yerine başkası varsa al. Şu anda kimi alırsın Türkiye'de? Hayır, stoperi tabii. Şimdi çok da yok yani. Mesela Oğuz Aydın. Alanya'da çok başarılı değil Oğuz mi? Başarılı. Müthiş bir oyuncu. Oğuz başarılı. Ama milli takım performansı çok görmedik. Çok değil hiç Lig görmedik. Performansı getiriyor oraya. Şimdi o maçları oynamış oyuncular var orada. İrfan Can Kahveci var, Saydın, Cengiz Ünder var. Kerem Aktürkoğlu var, Barış Alper var. Yani var oğlu Arda var. Arda Güler var. Arda Güler var. Mesela Arda son dönemde iyi oynuyor. Belki de şeydeki
4-2-3-1'in oradaki üçlüsü forvet arkası Arda olacak büyük bir ihtimalle. Olması gerekiyor. Kimse şaşırmaz bence. Ben de şaşırmaz yani. Bunu ben bir şey söyleyeyim. Son dönemlerde Real Madrid'de ortaya koyduğu oyuna bakarsak ben ondan asla vazgeçmem. Yani solda gol Kenan, de atabilen bir oyuncu. Solda Kenan, ortada Arda, sağda Barış Alper başlayabiliriz belki. Kenan Yıldız. En uç noktanın Juventus'taki arkasından. Çabuk abi. Oyuncu evet. Bir de öyle düşün. İyi bir milli takımımız abi. Hayal ettiriyor bir kere. Yani hayal ettiriyor bizi. Geçen İbrahim bizim Kırkayak Hakan'la Çalhanoğlu ile bir röportaj yaptı. Onu dinledim. Gurur duydum yani. Çok net bir kaptanımız var. Hakan Çalhanoğlu. Zaten oyun olarak müthiş bir olgunluğa geldi. Müthiş bir olgunluğa geldi ve beraberdik Murat, hatırlıyor musun? Evet. Ermenistan maçında nasıl yırttı kendini? Tamam maç beraber bitti ama yani o maçı döndürmek adına müthiş sahipleniyor formasını, milli takımı, arkadaşlarını. Hakikaten gurur duyulacak bir kaptanımız var. İnanç taşıyan. Yaptığı yorumlara baktığımız zaman rakiplerle ilgili onlar da müthiş. Levent abi seyrettim bilmiyorum. Teknik bir analizci gibi bütün Yunanistan'ı, Gürcistan'ı hepsini ne yapmadı? En sonunda durdu. Ya dedi ben dedi çok ileri gittim dedi. Bunları söylüyorum ama dedi şimdi hocamız karar verecek elbette diye birdenbire frene de bastı. Ama stoperlerimiz tam o etapta çok güven veren bir performansa sahip değiller şu anda. Fakat hem hazırlık maçları etabı hem kamp etabında bence o sezonun stresi, yorgunluğu, bıkkınlığı bir türlü atıp yeni bir motivasyonla milli takıma odaklanacaklardır. Şu da çok önemli. Sözü sana bırakacağım Murat, kusura bakma uzattım. Çok net bir vitrin. Kesinlikle. Ve çok genç bir takımımız var. Yani orada 2024'te o sahadaki performans bu oyuncuların futbol kariyerleri için bilet alabilecekleri, tercih yapabilecekleri, başka hayallere, başka noktalara hayal kurabilecekleri, gidebilecekleri bir yer. Eminim onu da farkındadırlar, biliyorlardır yani. Eminim derken oradan alayım ben. Gürcan abi, Emin Bayram çok fazla soruluyor. Aa bak, bravo. Mesela güzel bir yakaladın olayı. Emin Bayram çok yüksek bir performansı var. Piyasası da var şu anda. Mesela Samet'in yerine dediğin gibi Emin Bayram olurdu. 24 maç bu sezon. Evet ve çok başarılı olmuş. Oynamış yani. Bir golü, iki asisti var ama kadroda kendisine yer bulamadı. Peki Samet... Tin bulmasının tek nedeni de Adana'da beraber olmaları. İnanıyor. Bir kendi o öğrencisi. Montella'nın demek maçında, inanıyor. Hırvatistan maçında iyi bir performans gösterdiği için orada hani bir milli takım oyuncusu kimliği oluşmuş bence kafasına Montella'nın, Samet'le ilgili diye. Düşünüyorum, Murat abiye de sorayım. Murat abi, milli takıma baktığında az önce Gürcan abi güzel şeyler hayal ettiriyor dedi. Sen ne hayal ediyorsun peki? Yani huzur ve yani öncelikle huzur olursa böyle bazen gereksiz tartışmalar çok fazla büyüyor. Yani bundan önceki maçlarda bir Semih olayı yaşanmıştı. Yani takımla ilgili çok fazla parçalara bölünmezsek, ülke olarak, millet olarak, basın olarak çok saçma sapan şeylerle uğraşmazsak, yani iyi de bir kadro var, çok iyi bir kadro var. Kesin. Hoca bu kadrodan en iyi artık işte Levent abinin dediği gibi yani bir 11'i bulup değil artık oynayacağımız 11'i oluşturup maçlarımızı şey yapmamız lazım, hazırlanmamız lazım. Yani çok fazla gerideki o kötü hazırlık maçlarına bakmak bir ölçü değil zaten. Sonuçta onun öncesinde de çok iyi maçlar var. İnşallah beklediğimiz, hayal ettiğimiz güzel sonuçları alırız, güzel bir yaz geçiririz. Onu umut ediyoruz. Yani çünkü bu ve uzun bir yaz geçiririz inşallah. İnşallah yani milli maçların heyecanı özellikle futbolda çok güzel oluyor. Gerçi şu an bir yandan da ekrana bakıyoruz. Fenerbahçe de bizim için bir milli maç gibi. Sonuçta ülkemizi Final Four'da temsil ediyor basketbolda ama evet, maalesef Fenerbahçe biraz fark daha da açıldı.
yarı finalde mağlup olmak bir üzere. Üçüncü periyotun sonlarına doğru bir kapatmıştık. Dördüncü periyotun başında bir sayıya kadar düştüğü anlar olmuştu ama devamını getiremedik. Az kaldı yanılmıyorsam. Evet, bitiyor değil mi? Yani 20 saniye evet, kaldı. Yani 73-57 farklı bir yenilgi aldık. Geçmiş olsun. Üzüldük. Artık, yani üzüntü verici bir sonuç oldu. Evet. Panathinaikos Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Evet. Diyebiliriz değerli izleyenler. Biz de o anonsu yapmış olalım. Az sonra son dakika olarak. Tabii Ergin Ataman'ı da tebrik edelim. Sonuçta karşıda. Evet. Fenerbahçe Beko'yu da mücadelesine ve Final Four'a 5 sene sonra adım atmasına tebriği gönderelim tabii ki. Yine önemli bir gurur kaynağı oldular ülkemiz için ama. Buralarda olmak lazım Ömer. Kesin. Sürekli yani buralarda bütün olmak lazım. Bu maçı bütün dünyadaki basketbol severler tabii, izliyorlar. Tabii. Yani temsil etmek de önemli. Yani sürekli buralarda tabii olmak lazım. Yani. Zaten buralarda olduktan sonra tabii başarı da kendiliğinden geliyor. Maçtan önce Papen yayınlıydı ya. Scottie Papen. Scottie Pippen. Evet. Gençliğimizin Chicago Bulls'un değil mi? Jordan, ha. Pippen, o Horace Grant'li falan hatta o müthiş takım Steve evet. Curry'li falan iyi bir Chicago vardı gerçekten. Bir de ribaundçu vardı. Deniz Rodman. Deniz Rodman. Benim de çok sevdiğim tarzıyla. Sinema sancısı. O değil mi? Oldu ya, tam öyleydi. Bugün değişik bir basket. De, çok. İyi oynayamadı Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe Beko. 3 periyot iyi oynadı. Kaybetti. İlk kötü başladı zaten. 12-0'la başladı. Sonra bir kapattı. Vallahi sonra bir açıldı. Kapattı, açıldı. Ama hiç öne geçemedi galiba. İbrahim'in yorumunu dinledim. Ben o kadar hakim değilim baskete. Tamam, seyretmesi zevkli ama o setler, düzenler yok. Bir numaralara, beş hızına numara. Hızına yetişmek zor. Çok hızlı bir maç oldu. Beş yok. Kısalara dönme şudur budur. İbrahim dedi ki Kutlay, asker takım dedi Fenerbahçe için. Yıldızı yok dedi. Ama yıldızı var ama süperstarı yok. Ha işte asker bir takım dedi. Hı hı. İşte ama bu maçlarda sana yıldız lazım. Evet, evet kesinlikle. Yani bu maçlarda o sıcak topu tutabilecek, sorumluluk alacak. Vardı senin elinde, kaçırdın. Olympiakos'a sonra buraya gel. Sulukas. Önemli bu. Ya, gerçi bugün o çok iyi oynamadı. Oynamadı evet doğru. Sulukas. Ama Kendrick Nunn mesela işte net bir yıldız, onu vardı daha önce. Evet, değil mi? Bogdan Bogdanovic vardı. Ondan önce Boyan Bogdanovic vardı. Ondan sonra mesela geçen senelerde işte Vezeli vardı. Tabii o Vezeli, Ekpe Yudo. Euroleague kazanan yani kadro çok önemli bir kadroydu çok, yani. Yani ekstra hakikaten oyuncular vardı. Mesela Ergin Ataman Efes'te kazandı. Ama elinde Larkin diye bir sihirbaz vardı yani. Mitsic. Değil mi? Mitsic'e çok iyi oynadı canım. Yani çok yani, oyuncular vardı hep. Çok iki tane ekstra oyuncusu vardı. Peki. Ama ben buraya kadar gelmesi bile size katılıyorum. Müthiş bir başarı. Can önemli bunlar ya. Biz mesela bunu küçümsemiyorum. Bunu bize futbolda da yapıyoruz. Monaco, yok, kupa almışsın. Şey diyorsun, bir daha alabilir misin falan. Ya almak önemli abi. Katılmak önemli. Şimdi burada üçüncük, dördüncük oynamayacak Fenerbahçe. Oynayacak. Oynayacak. Bir daha izleyeceksin. Bir Türk takımını izleyeceksin bir abi, daha. Mesela işte Monaco'yu elediğinde Final Four tarihinde bir ilk oluyor. Yani 20. kez oynandı 5. maç ve ilk defa bir deplasman takımı kazandı. Kazandı. Bir saat sonra da Olympiakos ikinci oldu. Evet, o da bir deplasman takımı olarak Final Four'a geldi. Şöyle söyleyelim, yani Euroleague basketbol, Avrupa basketbolunun en büyük festivali ve o festivalde Fenerbahçe'nin de olması çok değerliydi yeniden. Ki daha önce tabii şampiyonluğu olan bir takım. Efes'i de unutmamak lazım. Efes üst üste back to back yaptı. İki şampiyonluk aldı. Yunan finali olur mu? Olabilir. Panathinaikos'un rakibi yani. Real Madrid Olympiakos maçını kazananı olacak. Bakalım kim olacak? Tamam. Fenerbahçe'de pazar günü üçüncülük yani maçına burada çıkacak diyelim. Burada milli takımı konuşurken Levent abiden beklediğim çıkış gelmedi hala. Ne gibi? Kimle ilgili? Deschamps'la ilgili. Sacha Boey'u gene almadı Fransa milli takımına. İyi almadı. Sacha Boey sakat zaten ya. Sakat. Bayern'de oynamıyor ki, ameliyat oldu herif. Evet evet. Çaprazı oynamadı. Kopardı bildiğim doğru, kadarıyla. Doğru. Nasıl doğru alacak? Peki. Sakat alsın mı? İsmail Yüksel'i aldı mesela sakat. İrfan Can'ı aldı ama iyileşebilecek durumda da. Sakatken almasını hiç beklemiyorduk. Sacha Boey. Şimdi milli takımı da tekrardan hayırlı olsun diyelim kadro. İnşallah bu kadro bizi yazı ilk maçta 16'sında mı edecek? 18'inde. Gürcistan'da, Dortmund'da, bayrama Westfalen'de denk geliyor yani. Yani yeni adı Signal Iduna Park, eski adı Westfalen'de. Evet, bayrama. Westfalen'i bilirim hemen ben. Westfalen'i. 2-0. Oradaydım ben. 14'ünde değil mi bayram? 14'ünde ise Westfalen'de hemen bayram daha sayın Dortmund'u UEFA Kupası alırken oradaydım ben. Rahmetli Öncel Uluç'la beraber. Hacı'nın attığı gol. Sen ne diyorsun ya? Kaleci görmedi valla.
Hava çok soğuktu. Kaleci dondu zaten acının şutundan sonra. Peki. Dediğim gibi milli takım inşallah yazın bizi çok mutlu edecek. Tüm oyunculara da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fenerbahçe Beko'yu da tekrar tebrik etmiş olalım. Biz tabii kongre rüzgarlarına doğru yavaş yavaş yelken açacağız artık futbolda. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Bu açıklamaları bir hatırlatalım ki yeni açıklamalar da geldi. Üzerine ben de ekleyeceğim burada. Hep birlikte açıklamaları konuşalım. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını dinledik ki Aziz Yıldırım hem Lüleburgaz'da hem de bugün Çorlu'da konuştu. İki eklemede ben yapayım. Birkaç cümlede ben haberimizdeki cümlelere ek yapayım. Fenerbahçe takımı oldukça iyi bir durumda. Biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Aksine takıma yeni takviyeler yapacağız. Mourinho'nun gelişiyle birlikte onun seçtiği ve beğendiği 2-3 oyuncuyu da kadromuza katacağız. Sportif AŞ kısmını ayrı düşünüyoruz. 11 kişi olacak. Stadyumda bazı düzenlemeler yapacağız ve kapasitemizi 10.000 kişi artıracağız. Alt ve üst tribünde koltukları kaldırarak yalnızca ayakta seyirci alacağız. Bu yenilikler sayesinde taraftarlarımız da daha güçlü olacağız diyor Aziz Yıldırım ki Gürcan abi bu Dortmund'dan sonra hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'nin düşündüğü bir nokta. O sarı duvarda koltuklar yoktu ya. Galatasaray'da. Galatasaray'da ama düşünüyor. Ama Avrupa'da oynayamıyorsun ayakta. Tabii. Ayakta Avrupa'da olmuyor. Ayakta, ben onu bizi Ali Aziz Bey de var orada. Portatif olur belki. Porto maçına gittiğimiz zaman Dortmund'un o Westfalen stadında Erdal Keser'le bir yemek yemiştik. Oraya kişiler geldi. Bize gösterdiler. Kaldırıyorlar o koltukları. Her operasyon 20 bin euroymuş o zaman. Yani Avrupa Lig'deyken çekiyorlar, Avrupa olunca yerine getiriyorlar koltukları. Evet, ama daha fazla seyirci aldıkları için herhalde o 20 bin euroyu kompanse ediyorlar. Ama çok meşakkatli bir iş. Meşakkatli, evet, kolay değil. Onun dışında Mourinho'nun gelişiyle birlikte yani kadroyu çok bozmayacağız. 2-3 takviye yapıp yolumuza bakacağız diyor Aziz Yıldırım. Doğru söylüyor. Yani daha önce de belirtti. İyi bir takım var diye altını çizdi. Basketbol takımı içinde altını çizdi. İyi bir koç var, iyi bir takım var diye. Hakikaten iyi bir takım var Fenerbahçe'nin. Elbette iyinin iyisi daima vardır. Ama bu transfer döneminde keşke tutabilseler gidebilecek oyuncuları. Yani ciddi takımlardan, iyiliklerden teklif aldığı zaman oyuncu gitmek istiyor zaten. İşte Minci'yi tutamadın. Yani Napoli'den daha iyi para verdi. Tabii. Ali Koç kal diye. Devam etti. Gitti. Gitti ama Napoli'de şampiyon geçirdi daha sonra. Yani, Bayern'e gitti. Ama yani oyuncu tutamıyorsun. Şimdi bu oyuncuların da işte kariyer planları var, işte hayalleri var. Ve kadrodaki birçok oyuncu da şey yaptı. Mesela Aziz Başkan da şeyi tutamamıştı. CC'yi. Okaçı'yı. İlk geldiği sene, yani seçildiği sene Paris Saint Germain istedi işte. Vermeyeceğim seni dedi. Kavgalar, gürültüler. O kaça gitmek istedi. Ondan sonra ya 18 milyon dolara kadar çıktı Paris Saint Germain. Satmak zorunda kaldı. Keza Elvir Baliç'i satmak zorunda kaldı. Real Madrid'de. Hı hı. Toşa kalıp götürmüştü buradan. Hatırlıyorsunuz. Ya oyuncu gitmek istediği zaman tutamazsın. O zaman mecbursun pazarlığa oturmaya ki Erdem Bey de hatırlıyorsunuz Şaşaboy'la ilgili benzer şey kullandı. Son maça çıkmadı işte. Çıkmadı, oynamak istemedi. Oynamadı. Yani, sezon başında da kendisini Avrupa'da kulüp aramıştı. Yani, ondan ama şey döndü. Dedi biz pazarlığa oturduk. Ciddi bir para istiyoruz Bayern'den. Arada fark var. Adam geldi bize surat astı, maça çıkmadı dedi. Yani... o da orada bir tavır koymuş. Giden futbol dediğin gibi tutamaz. Tutamaz. Yani gitmek istiyorsa oyuncu doğru da bir rakam gelmişse satacaksın. Yalnız Gürcan abi şimdi Mourinho kısmında Ali Koç'un da açıklamaları vardı. Orada Sayın Başkan dedi ki yani 2 yılı 45 milyon euroyu bulan bir operasyon bu. Hani buna göre yapacaksak bir oturup konuşuruz dedi ama sanki orada 45 milyon euronun biraz altı kalın çizgilerle çizili gibiydi. Ya orada çaktırmadan mesajı verdi. Aziz Bey de dedi ya 7'ye getiriyorlarsa 5'te ben vereyim dedi. Ya Aziz Yıldırım da yani, Beşiktaş'ın o gücü yok diyor. Hayır, şimdi 7'ye getiriyor 5'te ben vereyim 12.
2 yıl, yani 24. 1 yıllık 3 misli ya. Tabii. Düşük aşağıda 3 katı iki yıl, fiyat. 2 yıl ne oluyor? Tabii 45 milyon euro tüm yardımcıları ve ekibiyle 22 birlikte. 22,5 abi. İki, evet. Ne oluyor? 24 ediyor. 45-24 yarı yarıya. Yani demek ki ortada bir maliyet var. Aziz Bey de bunu biliyor. Ali Bey de bunu ifade ediyor o noktada. Bakalım bekleyelim. Ben Mourinho'yu getireceğine kulübü getiririm. Şu son hafta geçsin. Çalışmayacak ya. Ya çalışmayacak. Bir sene çalışmayacağım. İngiltere'de diyor. Çalışmayabilir. Türkiye'de inkla edersin. Ben açayım bak. Ali Bey'in daha büyük hedefi Pioli. Geçen gün siz de yazdınız burada. Milan'ın hocası. Yani daha doğrusu Milan'dan ayrılan teknik direktör. Ve İtalyan teknik direktörlüğün İspanyollarla da bir yarışı var. Müthiş. Değil mi? Arteta, Xabi Alonso, Guardiola çıkış içindeler. Ve onlara karşı da... Burada en büyüğü Xabi Alonso ya. Tabii. Ama işte yerli Gasperini mat etti. Büyük mat etti. Derken Gasperini, Ancelotti, tamam mı? Şampiyonlar Ligi'nde işte bizim Farioli gitti Ajax'a şimdi. Ajax'a 3 yıllık imza. İtalya Ligi'nde çok enteresan takımlar, çok enteresan oyunlar çıkıyor hakikaten. Taktik olarak başka bir yere götürmeye başladılar. Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı, Juventus'a gidecek. Gasperini de 66 yaşında ilk kupası ya. Bir kupası yok başka. Yok. Ama var mı? Levent abi yok. Evet. Futbol, tamam, Gasperini'ye borcunu ödedi diye tamam, biraz öyle. Xabi Alonso da oraya kupa kazanmış şampiyon olarak geldi tabii, ya. Alonso'nun önünde zaten çok uzun yıllar var ya. Ama Gasperini'nin Atalanta'sını 2 sezondur herkes konuşuyor. Bir de takımın gücüyle, kalitesiyle doğru orantılı. Ben biraz arttırayım abi, o yılı 4-5 yıldır konuşuluyor. Değil mi? Tabii. Gasperini iyi bir hoca ama bir yere kadar ya. Ve çok ilginçtir. Futbolda işte böyle bir şey yani spor. 2010'ların başında Inter hoca olunca böyle Inter'den yaka paça kovulan, Interli taraftarların hiç sevmediği Gasperini sonra tüm İtalya'nın sevgilisi oldu. Bir anda Atalanta'yı başka bir seviyeye taşıdı. Inter formasıyla çalıştı, Atalanta da aynı forma. Forma aynı. Aynı değil mi? Doğru aynı. Yani İkinci renkler aynı. Renkler aynı. Ha bir de o şey tutacak. Taş yerinde ağırdır denir ya. Yani mesela Fatih Tekke'nin Alanyaspor'la kanı uyuştu abi. İyi bir teknik direktör, Alanya'da başarılı oluyor. Değil mi? Orada tuttu. Evet. Mesela bizde de bazı takımlarda çok büyük başarılar yaşayanlar daha sonra aynı şeyi yakalayamadılar. O nedenle şey vardır ya bir söz, teknik direktör takımı. Yani transferi hocaya yaptıracaksın. Ya da hocanın istediği oyuncularla yola çıkacaksın. Fakat yabancı hocalar işte Montella'da görüyoruz. Kibir yok abi. Kibir yok. Oyuncuyla didişmiyor, oyuncuyla yarışmıyor. Ondan rol çalmaya çalışmıyor. Samimiyet koyuyor, iyi bir antrenman, taktik olarak kendisini inandırdığı zaman oyuncu da peşinden gidiyor artık. Eskisi gibi hadi koçum dönemi yok yani futbolda. Yok, çok uzun zamandır. Başkanın yok. İşi Montella döneminde Adana Demirspor'ken başkanın çok müdahale ettiği söyleniyor. Ama oynadığı oyun istiyorum. İyi bir oyundu Adana Demirspor'un. Yani şimdi Aziz Yıldırım açıklamalar yapıyor. Hatta geçen çarşambadan bu yana yapıyor. Biz de çok fazla konuştuk ama işte çarşamba, cuma, dün, bugün iki yerde. Murat abi çok fazla açıklama yapmanın Aziz Yıldırım adına. Çünkü her açıklama yaptığınızda farklı bir şey ortaya koymuş oluyorsunuz. Bir dezavantaj yaratacağını düşünüyor musun? Yani sonuçta kongre üyeleriyle bir araya geliyor. Farklı yerlerde, farklı ilçelerde. Yani açıkçası işte Trakya'daydı. Yarın da herhalde Trakya'da devam edecek. Seçim çalışması yapıyor. Yani konuşarak da tabii bir şeyleri anlatmak lazım. Çünkü bir gün önce Ali Bey de yaptığı basın toplantısında hem işte adaylığını açıklarken resmen hem listesini açıkladı. Bununla beraber de rakibi için yani Sayın Aziz Yıldırım için oldukça ağır ifadeler kullandı. Yani ağır ifadeler derken eleştiriler yaptı. Yani İşte yelkenlerine rüzgarı almış aday oluyor dedi. Benle televizyona çıksın dedi. FB TV'ye çıkalım dedi. Ondan sonra Dursun Bey'le benle çıkmıyorsa Dursun Bey'le yayına çıksın dedi. Artık onunla çıkar dedi. Orada bir göndermede bulundu. Ve benden intikam almak istiyor dedi. Yani bunun için aday olduğunu, adaylığını ve kendisinin
bıraktığı dönemdeki kulübün ekonomisiyle şu andaki ekonomisinin çok farklı olduğunu, daha iyi bir noktaya geldiklerini söyledi. Hadi bunları da geçelim. Bir de mesela işte kendisinin bir sözü var. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıyorlar. Ben olduğum sürece de bu olmayacak eleştirisini Aziz Yıldırım otursun Aziz Bey aynaya baksın kendisini görür dedi. Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayanlardan bir kısmında Aziz Bey olarak suçladı. Yani bakıldığında Aziz Bey de mesela buna yanıt vermiş bugün. Ben aynaya baktığımda bir tek Ali Koç'u görüyorum. Başka kimseyi göremiyorum demiş yani. O da böyle bir cümlede bulunmuş. Geçen hafta böyle değildi ama sanki biraz böyle kongreye yaklaştıkça... Ama yani ilk Aziz Bey ilk toplantıya başladığında, adaylığını açıkladığında bana bulaşmazlarsa ben de bulaşmam demişti. Ama bunun olmayacağı şey yani sonuçta işte iki tarafta karşılıklı olarak birbirine bir takım mesajlar yollamaya başladı. Mesajlar değil açık açık kamuoyuna söylüyorlar. Zaten Ali Bey de söylüyor, şey de söylüyor, Aziz Bey de söylüyor. Yani bu seçim gününe kadar öyle yumuşak bir tonda geçeceğine falan ihtimal vermiyorum. Yani iki tarafta oldukça bence daha da sertleşecekler. Şu an hafif şeydeler, tondalar. Daha da bunun sertleşeceğini düşünüyorum. Tabii bir de takımın hocası varken şu anda yani bu hoca işi tabii çok gündeme geliyor. Yani mesela Ali Bey dünkü 2 saatlik basın toplantısında hocaya dair bir şey söylemedi. Yani o da maliyetinden bahsetti Mourinho'nun. Yani orada kardeşim bizim hocamız da İsmail Kartal şimdi bırakın bunlar nereden çıktı diye bir şey söylemedi. Bir cümle kullanmadı. Yani belki de İsmail Kartal da pazar günü son maçından sonra istifasını verecek. Yani bitiyor zaten Haziran'da sözleşmesi. Doğru. Bir veda konuşması yapıp ayrılacak belki de. Yani çünkü anladığımız kadarıyla net olan bir şey var. Aziz Bey zaten çalışmayacağını çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Ali Bey'in de düşüncelerine, görüşlerine baktığımızda o da çalışmayacağını bir şekilde açık açık söylemese de ifade ediyor. Yani işte biraz önce Milan'ın hocasından bahsetti. Gürcan abi basında da çıktı oldukça fazla bu haberler. Yani İsmail Kartal'sız bir dönemin olacağı kesin. Ama kim olur? Bu kadar 45 milyon euroluk bir maliyetin altına ya da 40 milyon euroluk bir maliyetin altına işte Aziz Bey kazanırsa ki getireceğim diyor. Yani bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Artık bir ileri boyuta geçip ona göre takım kuracağız, isteyeceği birkaç oyuncuyu da alacağız filan diyor. Ali Bey'e de dönersek, o da madem Mourinho geliyor, bence Mourinho teklifini kabul edeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Geçen hafta söylemiştim, hadi beraber bir yol haritası belirleyelim, beraber bu işi. Çünkü o dünkü basın toplantısından bunu anladık, maliyet kısmından. O da ama işte farklı farklı isimler, sportif direktörün görüştüğü isimler yine hafta boyunca medyada yer aldı. Onun da getireceği hocanın en az 10-15 milyon, 15-20 milyon euroluk bir hoca olacağı. Artı dünkü sözü vardı bir tane. Yani en bence dikkat çekici ve eleştiri alan sözlerden bir tanesiydi. Öyle bir takım kuracağım ki dedi, söz vermiyorum dedi ben şampiyonluk için. Şampiyonluktan söz etmeme gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak zaten. Dedi. Yani takım tabii dedi, bununla beraber de... Şu yorumlar da arkasından geldi. 6 yıldır, 6 sezondur böyle bir takım kurulmadı mı? Yani sonuçta öncesi de var. Yani takım kurmayla... Bu kadro içinde aslında aynısı söyleniyordu. Ya meselede yani çok öyle bir kadro kuracağım. Yani bilemiyorum tabii nasıl bir kadro. Daha evvel söz söylemedi ama. Yani. Hayır yani 6 sezondur o kadro kurulmamış mı ki? 7. Yani, sezonda hani böyle bir kadro kurulacak. Konuda. Ben söyleyeyim sana çok daha para harcayarak. Çok burada iki çözüm tane... olmuyor ki para harcayarak yani bu sadece Fenerbahçe ile sadece Fenerbahçe ile ilgili bir durum değil. Yani para harcayarak bugün şampiyon olunduğuna dair bir şey var mı ya? Tam emsalleri vardır ama para harcayıp olamayanlar da var. Yani Fenerbahçe'de de bakıldığında son 6 sezona 10 tane teknik direktör gelmiş. 150 tane futbolcu transfer edilmiş. O kadar çok futbolcu satılmış. Ama şampiyonluk işte pazar günü gelecek mi gelmeyecek mi? Tabii bakalım yani sonuçta niye? Daha bitmedi bu yarış. Mesela yani... Aziz Bey en yüksek parayı harcadığı sezon olamadı. Oldu para ya. Dönemi. Hani oldu canım. Van Persie'li. Van Persie'li dönemi olamadı. Sen röportajı yaptın. 75 milyon euro harcadı. O 2001'de. İki, şampiyon oldu.
Yine Aziz Bey'di. O başkan. Gibi... tamam yaptı. Tamam. Haber senin özel haber. Tabii 70 milyon dolar harcadı. Sabah 70 milyon dolar para harcadı. Rapa işleri, şeyleri değil mi? Revvoları falan getirdi. Tabii çok iyi bir kadroydu. Şampiyon oldu. Getirdi bir sene sonra gönderdi. Mesela Murat'ın dediği doğru. Hiçbir şeyin garantisi yok ki. Mourinho'yu getirdim seni şampiyon yapar mı? Valla ben yani onu ben Ali Bey'in... Hiçbir şey garantisi yok. Mesela Aziz Bey de 14 kere şampiyon olamadı. Şeye baktığınız zaman döneme. Şimdi Del Bosque gibi, Rijkaard gibi isimler geldi. Bu isimler de şampiyonluk Del Bosque ile Rijkaard'ın yani. Şampiyonluğun garanti olacağı değil. Bak açık konuşuyor. Barcelona'yı şampiyon yapmış. Barcelona'nın kadrosu zaten bir efsaneydi ya. Beni oraya otursan şampiyon yaparım yani. Kusura bakma. Xabi'lerin, Iniesta'ların olduğu takımlardan bahsetmiyor muyum? Tabii, o takım efsane takımlardan bahsediyoruz. Messi'lerden falan. Tamam yani Pep Guardiola'nın da şansı oradaydı. Kalmadı gitti. Yani şimdi burada Ali Bey'in söylediği var. Burada önemli bir şey var. 2018'de batmak üzereydi diyor kulüp. 612 milyon dolar borç aldık. 307 milyon euroya indirdik diyor. Kaldı ki diyor bir kuruş alacağım yok. Aksini iddia edenler şerefsiz yalan söylüyor diyor. Ali Koç'un sözleri bunlar. Ondan not ettim ben şeyde. Nasıl alacağım yok ya? Kulüpte parası yok mu dünyada? Yok. Almayacağım mı diyor almayacağım, yani? Almayacağım. O manaya mı geçiyor? Almayacağım diyor. Tamam verdiği para var sonuçta var, yani. Ver, açıklamanın içinde röportajını okudum. Diyor, bu para eskiden diyor. Geldiğimde kulübün tamam, şeyi diyor. Fenerbahçe için ne kadar diyor, güzel bir şey. Reklamı yoktu diyor. Bütün takımların hepsinde diyor şey var diyor. Reklam var diyor. Yani bir şey Fenerbahçe'nin bir yere geldiğini anlatmaya çalışıyor ekonomik açıdan. Dedi ki bu söylemleri de doğru. Mesela yani hata yaptım dedi birini senelerde kokuları getirdim. İtiraf etti. Kolay kolay böyle hata yaptım demez de dedi. Ama bir gerçek var ki siz bile dedi antrenörün bile çok az ön plana çıkacak bir takım yaratacağım diyor. Bu ne demek? Aziz Bey diyor ki 3-4 takviyeyle devam ederiz. Ben 3-4 takviye değil yeni bir takım. Daha güçlü bir takım yapacağız. Bir şey söylüyorsun. Hamama giren teller. Mourinho ile eğer hocalık yapacaksanız bunların maliyetleri sadece kendileri açısından değil. Kurulacak takımla da ciddi maliyeti ortaya koyarlar. Bunu da bana sorsan ancak ve ancak Fenerbahçe'de şu anda Ali Koç karşılayabilir. Şimdi kusura bakmayın. Mesela Aziz Bey'in mantığı doğru ama o da bu toplantı değil de bir öncekinde söyledi. Yani gitmek isteyen oyuncu da gidecek dedi. Ben ona bir şey yapamam. Verdi mesela. Tutamaz. Ama dedi biz kalmalarını istiyoruz. Şimdi elbette kalmasını istersin. Yani iyi oyuncuyu kim göndermek ister? Düşün. Şimdi diyor ki taraftar işte Ferdi'yi biz 30'a satarız. Szymanski. Taraftarın düşündüğü kadar sersel olmuyor. Işte herkes zaten. Çok mutlu. Ferdi'yi 30'a satıp 5'e ondan daha iyisini almayı hayal ediyorsun. Ya, bulsa gider adam onu alır. Ferdi'yi niye alsın yani? Ya Gürcan abi. Transfer edecek. Gürcan abi 99 doğru. Puanla ligi diyelim ki Fenerbahçe'de kapattı, Galatasaray'da kapattı. Biri şampiyon oldu. Zaten İsmail Kartal şampiyon olursa, Fenerbahçe yani Fenerbahçe şampiyon oldu. Şimdi bu İsmail Kartal'la devam edilir mi? Edilmeyecek. Yani Ali Bey bir başkan olsa hadi devam etmeyecek mi? Hadi Aziz Bey söyledik yani. Bu tuhaf değil mi yani? Bu? Hadi diyelim şampiyon da olmadı. 90 ya, Murat bana kalsa. Hayır şampiyon da olmadı diyelim. Ama 99 ben, yaptı Galatasaray'da kazandı. Hayır ben. Yani bak, şimdi bakıldığında. Bana kalsa şampiyon olmasa bile ben İsmail Hoca ile devam ederim. Şampiyon olması bile bırak şampiyonluğu. Evet. Yani çünkü İsmail Hoca ve bu takım böyle bir sezonda yani o sistemle elinden alayın top tüfek geldiği bir sezonda ben iki kere hakkımı helal ettim onlara. Biri Trabzonspor maçında. Trabzon'daki. Hı. Biri de işte geçen hafta oynanan karşılaştırma. Fenerbahçe Beşiktaş'ta Trabzon'da ligde yok. Onu da hatırlatayım. Hayır. O açıdan söylemiyorum. Anladım yani yaşanan yani. Olaylar İşte hakemin maçı şey olmadı. 86'da attın abi golü. Atamayabilirdin. Ama durdular, direndiler, uğraştılar, vazgeçmediler, pes etmediler. Aynı şekilde şeyde de kolay mı Ranspark'ta oynamak? Bir de 10 kişi kalıyorsun üstte. 86'da mı attılar? Trabzon'da. 86'da attı 3. golü. Tamam. Çok güzel bir yazı yazdı Levent abi. Yani hakikaten maçın... teknik olarak anlamını özetleyen maç. Kolay mı orada? Yürüyemezsin ya. Bak bu yaşımızda çıkalım. Hiç maç falan olmasın. O seyirci tezahürat yapsın. Sen de ligin ağabeyi dedin abi. Yok o teknik eleştiri yaptı. Ben ha, senin yazından da ben yani ben öyle bir maçta teknik taktik yazılmaz. Ama aset yapıldı. Yani orada. İşte geçen gün orada şey getirdi Koray ne dediğimiz abi. Ne dediysek çıktı. Yani yürüyemezsin. Evet. Bak ayakların birbirine dolanır. O kadar seyirci. Yani çok önemli karşılaşmalar.
İyi hazırlamış takım. Elbette hataları, eksikleri vardır İsmail Kartal'ın. Ama Okan Hoca'nın da vardır, ötekilerin de vardır. Ama işaret ettiğim bir sistem varsa onun faturası hocaya çıkmaz. Dolmuşa gelmesin ha. İçeride bizim bilmediğimiz olaylar olmuştur. Gelişmeler olmuştur. Bizim bilmediğimiz. Bu arada bizim bilmediğimiz. Murat'ın da dediği gibi 96 rekor puan, rekor gol, rekor puan ortalaması. Avrupa'da yarı finalin şeyinden dönüyorsun. Bu kadar sakatlıklara ve hakem kararlarına rağmen takımı burada tutmuşsa o komutanla ben vazgeçmem. Şimdi bunlar güzel ama bununla birlikte çok konuşulan Galatasaray maçında bir iddia var. Ben de canlı yayında onu sana sormuş olayım. Mutlaka denk gelmişsindir. Ben dün yayında da söyledim. Devre arasında Ali Koç'un İsmail Kartal'la konuştuğu, istersen takımı sağdan çekebilirsin dediği, Fred de Tadiç'in de takımı toplayıp sahaya çıkardı. Ki hatırlayalım 5-6 dakika Fenerbahçe geç çıktı. Bu esnada İsmail Kartal'ın oyunculara dönüp seslenip daha durun çıkmayın biz kararımızı vermedik dediği. Ama Fred de Tadiç'in arkadaşlarını alarak sahaya çıktı. Bu konuşulan bir konu. Bayağı birkaç gündür konuşuluyor iddia halinde. Hatta şöyle destekleniyor iddia. Tadiç maç sonunda biz kurban değiliz, biz savaşçıyız, bizim savaşmamız lazım açıklamasını yapıyor maçtan sonra. Hani bu iddiayı ben sana da sormuş olayım. Ben öyle bir şey duymadım. Olduğunu da düşünmüyorum. Trollenmeyelim hep beraber. Yo ben yani çünkü zaten iddia diyorum. İddia ne demek? Doğruluğu kanıtlanmamış bir şey demek ama konuşuluyor tabii ki yani. Bunları konuşuyorsan buna ihtimal veriyorsun. Yani Mert Hakan çıktı dedi ki bize çok güzel bir konuşma yaptı dedi. Ali Bey'in ne söylediğini söyleyeyim sana devre arasında. Müthiş karakterli bir takımsınız. Kaybetseniz de sizinle gurur duyuyorum. Çıkın sahaya sonuna kadar mücadelenizi yapın. Benim için kazanmış sayılırsınız diye moral verici bir konuşma yapıyor. Bence Ali Bey Fatih Terim'i dinlemiş. Maç sonu çünkü UEFA final öncesi böyle konuşuyor. Yani, benim için şampiyonsunuz. Doğru. Kazansız karakterlerinizi buraya geldiniz. Kazansız o meşhur lafını aynısını tekrar etmiş oraya. Yani. Maç sonu açıklaması var Ali Bey'in verildi. Maç yani devre arasındaki açıklamaları verilmedi. Verilmedi. Yok. Yok ben söylüyorum işte sen bunları söyledi diyorum. Sen ama, bilgiyi alarak ama takımı sağdan çekin mi? Yok bu çocuk oyuncağı değil. Abi takımı çaradan çekmek ne demek? Çekilecek ne oldu bence? Kırmızı karttan dolayı. Olayı İsmail Hoca'nın yaptığı konuşma onu verdi şey. Devre arası konuşması falan. Yani bu şeyi, bu galibiyeti bir türlü birileri küçültmeye çalışıyor. Çok önemli bir galibiyet. Tabii ki. Yani iki türlü önemli bir galibiyet. Bir, şampiyonluktaki rakibine karşı kazanıyorsun, şampiyonluğu son maça veriyorsun. İki, ezeli rakibine karşı kazanıyorsun. Galatasaray'a karşı kazanıyorsun. Üç, bu galibiyetle birlikte camian ayağa kalkıyor. Yani bütün Fenerbahçeler git sakalsizle karşılaşıyoruz. O kadar mutlular ki. Kimsenin aklında şampiyonluk yok. Niye kaçtı? Nasıl niye? Abi bu hafta şimdi Galatasaray şampiyon olursa Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi onun mutluluğuyla mı yaşayacak? Aynen devam yani? Edecek. Bak sana söyleyeyim. Yani bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası nerede olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, rakibinden daha iyi olduğunu kanıtlamış hissediyor ama kendini. Katılırsın. Onun anlattığı hikaye ne biliyor musun? Sokullu'nun hikayesini biliyor musun sen? Sokullu'nun hikayesini. Nedir? Sokullu'nun. Hani Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Ha, tamam. Ne diyor Sokullu? Ne diyor? Ne diyor abi anlatsan işte. Diyor ki siz bizim donanmamızı yaktınız, sakalımızı kestiniz. Biz diyor Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal yerine daha gür gelir ama kesilen kol gelmez. Galatasaray takımı şampiyon olduğu zaman Fenerbahçe 20 yıl sevinir galibiyet. Öyle düşünmüşsün. Sen abi onu şey anlatacaksın. Öyle bir şey değil. O stat'tan çıkan taraftarlara anlatacaksın. Hiç kimse sakalım kesildi daha gür çıkar diye çıkmadı stat'tan. Bir. Ben söyleyeyim sana. Benim anlayışımı bana bakın, ne çıkardı çıksın. Ben sana söyleyeyim pazar akşamı. Evet. Diyelim ki Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Olamaz ya diyeceğim. Olur bir. Turla gidiyor. Değil mi herkesin hakkı? Şampiyonlukta. Fenerbahçe formasını giymiş bir Fenerbahçeli. Duvara yaslanıp tebrikler deyip böyle baktığı an
Ne olur? Bak o şampiyonluk mampiyonluk orada hiç tatmat kalmaz biliyor musun? O senin düşüncen o ya. Ya görürsün. Yani ben de Galatasaray'ın şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayacağımı Allah Allah ilk defa böyle bir şey görüyor. O kendi duygularını atıyor. Ben şöyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. O zaman yani normal koşullarda Alex'in dedikleri doğru çıkıyor abi. Alex'in kitabında. Biz Avrupa hedefleri için geldik. Hedefin Galatasaray'ı yenmek olduğunu öğrendik de kendi kitabında yazıyor. Tabii doğru. Doğru evet. Söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Doğru Fenerbahçe yani. Için şampiyon yani olmaktan öte mi Galatasaray'ı yenmek? Başarıyı ulaştıracak bir bakış açısı. Vallahi enteresan bir şey ya. Bak şimdi Sayın Tüzemen bizlerden büyüksün. Evet. Senin yüzünden saçlarım. Evet. Bir iç politika vardır. Bir dış politika bir vardır. Bir dış politika vardır. Tamam mı? İç politikada Galatasaray'ı yenmek iç var. İç politika Galatasaray'ı yenmek. Avrupa'da Olympiakos'u elemek yani, var. İşler iyi gitmiyorsa dış politikada. İçeride işler iyi gitmiyorsa Fenerbahçe. Aziz Bey işte 20 sene Galatasaray'a yenilmedi. Evet. Onunla değil mi gurur duyuyor. İki kere Galatasaray'a yendiği sezon 2006'dır. İki kere yendi. Hem içeride hem dışarıda şampiyon olamadı. Yani evet. Ama işte hedefin büyüklüğü bu vizyonla orantılı. Gürcan'cığım Aziz Bey dönemin yönetiminin döneminde Galatasaray gitti playoff'ta uydurulan playoff'ta kupa kaldırdı. 9 puanla gitti. 4.5'a düşürdüler. Yarım puanla düşürdüler. Yani ben bunlara takılmıyorum. Ama acayip bir şey var ya. Benim etrafımdaki Fenerbahçeli arkadaşlarım da bunu şaşırıyor. Biz yendik. Bu bize yeter. Bu kadarsa vizyon. Vallahi çok şaşırtıcı bir şey ya. Abi vizyon. O zaman siz her sene kazanın. Hep Galatasaray şampiyon olsun. Ne dersin? Mutlu olur musun? Niye o zaman 10 yıldır şampiyon olamıyoruz, biz şampiyon yapmıyorlar diyor. Eğer Galatasaray galibiyetleri şampiyonlukların önüne geçiyorsa, çok mutlu ediyorsa sevgili Gürcan, o zaman Ali Bey niye diyor bizi şampiyon yapmıyorlar? Sayın Tüzemen, zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu sene özelinde kendi elinde değil. Doğru mu? Ama Galatasaray'ı yenmek kendi elindeydi. Gitti 38 maçtır, stadında mağlup olmamış takıma karşı. 82 dakika 10 kişi oynadı ve kazandı. Doğru. Kendi eline değil derken abi. Hı? Nasıl şampiyon kendi eline değil derken? Kendi eline değil. Avantaj Galatasaray'ın puan kaybı. Ha. Ya adam, yani yapmıyorlar ya. Ya Gürcan doğru bir şey söylüyor. Ama kendi düşüncelerini yıkıyorlar. Bak Gürcan doğru söylüyor. Ben maçı izledim. 10 kişi Fenerbahçe müthiş oynadı. Evet. Tamam. 10 kişi geçen sene kaldığı maçlarda müthiş oynayamadı. Oynanıyormuş demek ki. Motive oldu oynadı. Oynuyor mu? Onlar motive olamamışlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki devam edeceğiz. Yani biz 10 kişi kaldık da kaybettik. Galatasaray kaybedince oluyor ama kazanınca biz 10 kişi kazandık oluyor. 10 kişi o zaman da kazansaydı. Bu noktada bir virgül koyalım değerli izleyenler. Sizleri Dursun Özbey'in özel röportajıyla Aspor'a özel yaptığı açıklamalarla baş başa bırakalım. Saat başında Artı Futbol'da yeniden karşınızda olacağız. Artı Futbol devam ediyor değerli izleyenler. Az sonra tabii ki Başkan Dursun Özbey'in Aspor'a yaptığı özel açıklamaları da değerlendireceğiz. Ama kulüplerden de bugün karşılıklı açıklamalar geldi. Hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan. Fenerbahçe Galatasaray'la ilgili Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler sebebiyle bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin müfettişliğine şikayette bulunulduğunu ve konuyla ilgili süreci takipte olunulduğuna dair bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Galatasaray'dan da karşı paylaşım geldi. Galatasaray'da ceza alan oyuncuların dışında tabii uzun bir açıklama, ben biraz kısaltarak okuyorum açıkçası. Başka küfürlü tezahürat olduğu, başka kişilerin de başka oyuncuların da işin içerisinde olduğu ve bu eylemlere iştirak eden şahısların da Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevklerinin gerçekleştirilmesi için kulüp tarafından bir başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Yani Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na ceza istiyor. Galatasaray'da sevk edilen isimler dışında başka isimler de olduğu ve bu isimlere de Serdar ceza Dursun, istenildiği söylüyor. King, Osay Samuel, Joshua Ferdi King, Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Yani bu bilmiyorum. Yani iş tuhaf bir noktaya, yani derbi bitmiş ama derbinin olayları ve ardından yaşananlarla ilgili şeyler devam ediyor. Yani karşılıklı şeyler. Sağ içi bitti, sağ dışı devam ediyor. Yani bu tabii biraz da bu psikolojik bir savaş. Sonuçta bu pazar günü son bir 90 dakika var ve bu dakikanın sonunda da şampiyon belli olacak. Hı hı. Galatasaray Konya'da, Fenerbahçe İstanbulspor'la oynuyor. Şimdi Fenerbahçe'de ceza alan oyuncular var. İşte Mert Hakan aldı. Onları da hatırlatmakta
şey var. Yani belki bilmeyen değerli izleyenler vardır. Mert Hakan ceza aldı. Osterwold'e aldı. İrfan Can aldı kaleci. 3 tane oyuncu da oradan ceza aldı. Batshuayi sarı kart cezalı. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de diyor ki Kerem'de küfürleri var. Kardeşim onun da videosu var. Ortaya çıktı. O da ceza almalı diye. Tabi bu iki tarafta başvurular yapmış. Yani bir kere başvuruların nasıl değerlendirileceğine dair bir şeyi yapmak lazım. Bir yol haritasını da belirlemek lazım. Çünkü böyle bunlar böyle bir saatte iki saatte değerlendirilip karara bağlanacak işler de değil. Yani eğer bu başvuruların bir kere yapıldıktan sonra hukuk kurulu gerekli incelemeleri yapması, işte o görüntüleri alması ya da sadece bir görüntü değil başka görüntüler de var mı diye o kaynakları da tekrar elden geçirmesi ve ardından gerek görürse bunları disipline sevk etmesi. Disipline giden oyuncuların da ya da teknik kadrodan ya da her kimse 48 saatte savunma hakkı verilmesi ve bu 48 saatlik süreçte de savunmalarını göndermeleri. Eğer tedbirli olmazlarsa zaten 48 saat falan pazartesi salıyı bulur. Yani dolayısıyla tedbirli olarak gönderirlerse tamam oynamazlar. Tedbirsiz olarak sevk edilirlerse ki o da yarın öyle bir sevk olur mu? Ben açıkçası sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Yani buradan bir şey çıkacağını sanmıyorum iki taraf için de. Onu söyleyeyim bir kere. Yani bu benim tahminim. Ama işin bu boyuta gelmesi, yani atışmaların bu boyuta gelmesi, işte oradan o video yayınladı. Dur Instagram hesabından biz bulduk. Orada bir küfür var. Öbürü işte X kişi Mikson'da beklerken cep telefonuyla çekmiş. Bak orada da bir ses var, sesli küfürler var. O ediyor demesi. Yani iş şeye dönmüş. Ya o zaman federasyon raporlarında, temsilcilerin raporlarında bir eksiklik var. Tam olarak yazamamışlar o zaman. Olayları tam olarak hakim olamamışlar. Ki bu sefer iki tarafın hukukçuları toplayıp, delil toplayıp federasyona yolluyorlar. Yani bu bundan daha önce ceza almıştı. Şimdi bu da böyle, bundan da böyle ceza verin. Bu daha önce böyle bir video yayınlamıştı. Orada sesli tezahüratlarda küfürler var. Siz de bunlara ceza verin. Yani bu işinden çıkılmaz bir duruma getirir. Maalesef. Ama sonuçta başvurudur. Federasyonda, hukuk kurulda inceler, sevk eder, etmez, ihtiyaç duyar, duymaz. Onu bilmiyorum tabii. Gürcan abi, karşılıklı açıklamalar, istekler, son hafta yaklaşan bir şampiyonluk yarışı. Abi zaten şeyi gördüm ben, FFDK kararlarını. Bir televizyondan seyredenlere ceza vermemişler yani. Herkese ceza vermişler orada. Bilmiyorum. Mesela Jayden hakaret diyor. Ne yapmış ki? Osterwold'e mi? Hı-hı. El hareketi var şey gibi. Icardi'nin sevincini yapıyor. Icardi'nin aynısını yapıyor. Ankara Gücü'nde maçına verilen. Şunu yapmıyor mu? Hayır. Yok. Ha. Ona pardon, ceza görmedim. Verilmiyor da. Ben o zannettim yani. Yok, bilmiyorum. Yok. Tamam. Diğer el hareketi. Evet. Tamam öyle bir şey varsa ceza var, alacak tabii. Yani onu nasıl Icardi bir maç verdi? Orada zaman yani. Ceza alacak tabii. Yani evet. şey değil. Ben bundan görmedim. Bundan sonra çok güzel bir model bu. Ondan sonra bütün futbolcu bir maç ceza aldığı için devamlı aynı hareketi yapsınlar abi. Bence cezası bir maç tabii. Ya bir maç abi cezası. Affedersin. Yani türbünleri dön yap insin türbünler aşağı. Denge yapmışlardır orada. Icardi'ye bir maç verilince öbürüne de bir maç vermiştir. Ya ben onlarla ilgili değil. O ya. Gösterilen Arda Turan almadı mı? Bir başkası yabancı oyuncuydu. Neydi Galatasaray'da? Sol bek oynayan. Onun yaptığı şeyde Arda'nın küfürlerini kendisi duyum bilmediği için. Zaten disiplin. Ben soyunma odası. Etebo yaptı. Pardon Etebo. Paylaşım yaptı. Paylaşım yaptı. Ondan ceza aldı. Ben mi yapmışım abi? Arda'nın yaptığını doğrulamıyorum. Ama bir başkası yapmış. Ben kendim yayınlarsam cezayı ver. Öyle olur mu ya? Vermemişsin orada. Cezayı veriyorsun. Burada da şimdi sanki bunlar görüntülerde yokmuş. Atlıyor mesela. Görüntü var doğru söylüyor. Ya fark etmez ki Fenerbahçe 19'da çıktı. İstanbulspor'u yener abi. Bunlar bu tartışmalara yer yok. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu. Versinler size oynamasın ya. Ne fark eder yani? Kerem Aktürkoğlu uzun süre ya, oynamıyor zaten. Sonradan giriyor oyuna. Evet. Abi hiçbir şey terbiyesizliğin bahanesi olamaz. Bravo. Tamam hiçbir şey. Yani ben söyledim geçen. Yani edepsiz hakkını bildirmezsen
Kabahatını marifet sayılır. Elbette şey, mesela oyuncuların, mesela Kadıköy'e geldiği zaman Galatasaraylı oyuncular hakaretler ediliyor. İşte Rans Park'ta Fenerbahçeli oyuncular hakaretler ediliyor. Ediliyor yani. Ya hemen dünyada her büyük maçta. Tabii canım, herkesin oluyor, olmasa keşke de oluyor dilde. Yani. Tamam, bunu kaldırabilecek yapı var, olgunluk var. Gençler daha şey olabiliyor, daha çok etkilenebiliyor. Ama işte farklı olmak, işte büyük takım oyuncusu olmak. Geçen onu anlattım. İşte Samet Güzel anlatmıştı. Bir Beşiktaş maçı öncesi çok kritik. Şeyde maç, Dolmabahçe'de. Volkan Demirel tek başına çıkıyor. Bütün stat iniyor Volkan'ın üstüne. Dönüyor, geliyor. Ben diyor hazırım diyor, konsantre oldum diyor. O da o olayı tersine çevirmeyi başarmış. Kendisinde motivasyon kaynağı yapmayı başarmış. O nedenle şey, çok da bir şey diyemiyorum. Yani ben bunların bile konuşulmasından zul buluyorum yani. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonları, bugünkü federasyonu suçlamıyorum, geçmişte de bu cezaları veremiyorlar. Büyük kulüp, küçük kulüp ayrımı yapmayacaksınız abi. Terbiyesizliğin sınırı olmaz. Terbiyesizliğin bir cezası olur yani. Ödülü olmaz, cezası olur. Bahanesi de olmaz. Aynen. Bahanesi hiç olmaz abi, yapmayacaksın. Futbolcu hangi cezalar az abi? Yani burada neye dayanarak? Bu son verilen cezalar mı az? Trabzon Fenerbahçe maçındaki cezalar mı az? Ali Bey söyledi, fazla ceza vereceklerdi, veremediler dedi. Ben bilmiyorum. Abi Trabzon maçı farklı ama. Yani Trabzon maçı. Hayır, ben bir şey sana fazla bir mı? Şey sana söylüyorum. Şu hareketi yapan futbolcular var Trabzon'da. Hayır. Balık çekme hareketi nedir abi? Niçin yapılır o? Hayır, Levent abi diyor ki daha önce aynı hareketleri bir maç verildi. Şimdi bir maç devam edecek. Halbuki daha fazla verilmesi lazım diyor. Yanlış mı? Yani. Yani tamam, Icardi'ye bir maç verdiler diye Osterwold'e de bir maç veriyorlar. Ama kamuoyunda da şu görüşler de var. Eğer Trabzon Fenerbahçe maçında disiplin kurulu daha sert yaptırımlar uygulasaydı bugün Fenerbahçe Galatasaray maçında bazı olaylar olmazdı. Şimdi burada siz sezon biterken bu cezaları veriyorsunuz. Orada sezon devam ederken bu cezaları veremediniz. İyi de yani. Kardeşim, iyi de Murat. Trabzon'daki maçta o şartlarda oynanmazdı. Sen orada bıraktırsaydın o maçı, bu maçı yapamazdın. Çünkü o adam da diyor ki böyle bir şey. Ben bu kadar yaşadım bir şey diyor Fenerbahçe. Ben de diyor o zaman Badozama gireceğim diyor. Yani maçtan sonra yaşananları da olduğu gibi. Artı Fenerbahçe Galatasaray maçında her şey yaşanır abi. Yaşanır da yaşanmaması yani, gibi. Maçtan sonraki maç, olayları kimse anlatamaz. O maç kendine aslı maçtır. Kendine göre özelliği vardır. Maçın içindekilerine saygı duyuyor. Tabii. Maçtan sonraki olaylara bence doğru analiz yapması lazım insanların. Türkiye'nin en önemli maçıdır. En değerli maçıdır. Fenerbahçe Galatasaray maçları. Ve orada bu 20 yaşlarındaki bu çocukların kendilerini, mesela yabancı çok azdır mesela bu tip olayların içinde. Bir iki tane sayabiliriz değil mi? İşte Melo var zamanında. Yabancı oyuncu. Bu sene Fenerbahçe'nin en çok tartışılması gereken oyuncu Osterwold'e ya. Ankara Gücü maçında futbolcu Batshuayi'yle devreye giriyor. O geliyor dalıyor, onu ayırıyorlar. Mesela, Trabzon maçındaki olayda Osterwold'e var. Galatasaray maçındaki Osterwold'e var. Doğru. Var bu adamın içinde var yani. Çünkü bazı oyuncular yapısı böyle, kusura bakma. Böyle. Hayır şey, oyuncu aidiyet duygusu yüksek, kontrolde yok. Seviyorsun yani bu işi. Arkadaşı kavga edeyim. Ben sevgiden ben... Kavgayı seviyor adam. Ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani, olabilir, ben bunu bilemem ama. Arzalı oyuncular vardır ya bu tip yani. Arzalı değil de daha şey, biraz hırçın bir yapamıyorsun bunu. Yani. Tamam, bazı oyuncu mesela bilerek yapıyor. Evet. Bu tip olayları. Karşı tarafı... Bazı oyuncunun stili öyledir. Osterwold'e bence de öyle bir oyuncu değil. Ya kim küfür ettiyse, kim hakaret ettiyse, kim fiziki müdahalede bulunduysa bunların sağlıklı bir şekilde raporlara yazılıp gereken cezalar, talimattaki cezalar neyse onların verilmesi lazım. Cezanın A'sı, B'si, C'si olmaz. Bunun özeti budur. Mesela bak, Levent Tüzemen güzel bir yeri söyledi. Sağ için ayırmak lazım dedi. Doğru. Orada futbolcu nabzı 200'de abi. Tabii kazan bazı. Orada yani. Oyuncu itişecek abi. Pozisyonda. Küfür ediyorlar abi. İtişmeyi bıraktık yani. Bak birbirlerine küfür edecekler.
Ama normal maç gibi hakemin git sarı kart göster. Yapmayacaksın ama orada biraz daha alanı genç bırakacaksın. Çünkü oranın ruhu o. Koridorlarda o ruh yok ama. Orada başka bir koridor, devreye bak, giriyor. Sağ içinden bahsediyoruz. Evet. Biz ama, koridorları görmedik ki Trabzon'da yani koridorları. Gördük mü mesela? Galatasaray'da da birkaç amatör görüntü yarışında var. Anlatamadım ben. Galatasaray'ın koridorları delik deşik ya. Herkes bir şey çekmiş paylaşıyor ya. Bu da Galatasaray'ın sorunu abi. Niye izin veriyor herkese sorunu? Yani? O zaman herkes ışıkları kapatalım abi. O zaman ışıkları kapatalım. Karanlıkta kim ama kime dalarsa yani. Böyle mi olacak bu? Ama çekilen yer Mixon abi. Ya ne olursa olsun. Herkese açık yer orası. Pardon, Mixon dediğin yer. Galatasaray stadındaki alan Mixon. Trabzon'da da Mixon. Öyle şey var mı? Trabzon'daki Mixon değil. Mixon oralarda da var. Trabzon'daki soyunma odasında olduğu bölge. Ya futbolcu Mixon'da nerede yapacağız? Trabzon'da bu taraftan mı çıkıyor? En son bugün gördüğümüz Allah görüntü sahanın içinden içeriye giriş evet, anı yani. Tamam, o kadar ya. Ya ben bunları yaşamış adamım ya. Mixon nerede farklı biliyor musun? Mixon Atletico Madrid'in eski stadında farklı. Vicente Calderon. Evet, eski stadında farklı. Başka yerde dolaşıp gidiyorsun. Beşiktaş'ta basın tribünü bu taraftayken biliyorsun, basın toplantısı karşı taraftaydı. İçeriden yürüyorsun. Hı-hı. Şeyin oradan, müzenin ardından. Doğru mu? Doğru. Oradan görebiliyorsun. Yani buna Türkiye Futbol Federasyonu bir standart getirmesi lazım. Her kulübün her yerinde olmaz. Her Mehmet'e yakın olacak. O kadar abi, olur mu abi bu işler? Levent Üzer Hanım, artık herkesin cebinde kamera var abi. Herkes ne dediğine, ne zaman dediğine dikkat edecek. O zaman dikkat normalde edecek. Yayıncı kuruluşu kameradan ihtiyaç yok. Dikkat edecek abi. Bence de yani. Ama herkes işte kamera çeksin. Görüntülerden ceza verilme işi olduktan sonra herkes de evet, bir şeyler bundan çekip oldu herkes abi, de her görüntüye göre bir şeylerden evet, ceza istemeye başladı. Maçın görüntülerinden yani verebilir çünkü temsilci. Çünkü yayıncı kuruluş veriyor. Bunu tamam mı? Bundan kaçamazsın. O zaman o nedenle içeride de federasyon adına çeken birileri olsun. O görüntülerde çıkıyorsa ceza verirsin ama herkesin görüntüsüne göre spor ceza şube vermek bana garip geliyor yani. Spor şube çekiyor. Spor şubenin kayıtları var da orada spor şubenin kayıtlarında olmayan kayıtlardan ceza almadı mı ilk kardeşim? Ya kardeşim bir şey söylüyorum sana. Bak Ömerciğim, statlarda kameralar yok mu abi polislerin izlediği? Ben Galatasaray stadında olduğunu biliyorum. Evet. En üst katta var. Bütün stadı en uç noktasına kadar görüyorsun. Ya kardeşim suyu Gürcan mı attı? Görüyorsun baba. Görüyorsun. Adam göndereceksin dışarı atacaksın ya. Kural bu. Sana senin örnek verdim. Geçen gün. Portekiz-İngiltere maçı. Gelsen Kirşen'de maçı seyrediyor. Stadın üstü kapalı açılacak. Almanya 2006 Dünya Kupası. Feride var yanında oturuyor. Ömer abinin oğlu var benim yanımda oturuyor. Ne yaptı Scotland Yard İngiliz seyircileri? Paket edip atıyor değil mi? Sarkıyorlar Portekizlilere. Evet. Paket alıyor atıyor hem de kaldırıyor böyle atıyor. Bak ben böyle bir şey görmedim ha. Çatıcıdan alıp atıyorlar dışarı götürüyorlar. Çünkü alkollüler falan. Siz bu kameraları niye yapıyorsunuz ya? Bu adamlar atmaya devam ediyorsa o görünüyor alma mı onu? Listesini al. Kartını iptal et. Her bir yıl boyunca da imza atsın şeye. Karakola gidip. Bak bakalım düzeliyor mu? Siz yöneticiler devreye girmeyin. Girmeyin. Bak düzeliyor mu o zaman? Hani İngiltere? Manchester City Liverpool'la şampiyonluk maçı oynuyor. Hı-hı. Var mı sahaya atılan bir şey? Yok. Var mümkün mı? Mümkün değil. Atanın ne olacağını biliyorsun değil mi? Mümkün. Sahaya atmaya geçtim Levent abi. Taç kullanılırken dokunabilir misin? Dokunabilir misin? Yapabilir misin? Yok. Bilmiyorum var ya canını okurlar adamı. Valla şeyler tabii emniyette çeşitli ülkelere göre değişiyor. Mesela bir İngiliz polise dokunamaz abi. Dokundan başına neler geleceğini biliyor. Biliyor. Mesela bugün maçtan önce Final Four maçından önce. Hı hı. Bazı Türk taraftarlar. Olaylar çıkardı. En son gelen resimler hepsi yerde oturuyor başında. Alman polisler. Hı hı. Babalar çevrelerini sarmışlar. Muhtemelen onlar da gurbetçi. Şöyle yani olay onu da söyleyeyim. Bileti yok taraftarların. Kapıdan biletsiz girmek istiyorlar salona. Abi polis. Arbede orada çıkıyor. Ömer polis geliyor. Bunların etrafını çeviriyor. Şöyle yapan yok. Onlar da biliyorlar. Çekiliyorlar duruyorlar. Muhtemelen yurt dışında yaşayan çocukların. Tabii tabii. Tamam mı? Başına ne geleceğini biliyor çünkü. Orada şey yapacağız. Burada bir türlü tölere ediliyor abi. Mesela biz Levent abiyle böyle kavga edelim. Polis bizi alır karakola götürür. Onun üstünde Galatasaray forması olsun. Benim üstüme Fenerbahçe forması kavga edin. Hadi ayrılın gidin der. Yani hayır demez de belki. Hayır der. Burada der. Burada der. Burada. Burası için söylüyor. Orada demez. Orada, siz düzeni bozuyorsunuz orada, der. İkimize de ceza verir. Orada her türlü. Yani daha toleranslı bakılıyor. İşte adam gelmiş sinirli ne yapsın?
Yok takımı mağlup ne yapsın? Ne yapsın var mı abi? O öyle yapınca sahadaki adam ondan farklı mı? Hepimiz aynı değil miyiz? Yani biz de burada toplumun bir kesimini temsil etmiyor muyuz oturan insanlar olarak? Biz de halkın içinden çıkmıyor musun? Mesela Bayern Münih'in Almanya'daki maçları izleyen Türk seyirciler kurallara uygun bir şekilde maçları izliyorlar ve evlerine dönüyorlar değil mi? Hı hı. Şimdi bak ben bugün aradım. Ömer Faruk Ünal'la da konuştum. Şimdi Murat'a da bilgi geldi değil mi konuda? Sivas Fenerbahçe maçının VAR hakem, Alman hakem Benjamin Brandt'ın Almanya'da Türkler tarafından tacize uğruyormuş evi ya. Önce telefonunu tacize etmişler ve Alman Futbol Federasyonu Türkiye'ye Alman hakem göndermiyor. Vay. Hatta koruma bekliyormuş dedin değil mi? Duyduğum kadarıyla. Polis beklemeye başlamış. Evet gibi. Ben bir şey söylüyorum. Bu ne ya? Biz buradakiler o maçta o Fenerbahçe'ye verdiği penaltıdan dolayı neden? Adamı taciz ediyorlar. Yarın bura VAR'a adam bulamazsın ya. Tabii gelmez. Niye peki gelsin bir dakika. Bir dakika o zaman Türk neydi onun adı? VAR, VAR'da görev yapan Türk hakemleri de o zaman buradaki başka seyirciler taciz etsin öyle mi yani? Ediyorlar evinde. Belki de. Belki etsinler de çıkmasınlar taciz etsinler. Bunun zaten örneği Ali Bey dedi ya her yerde gördüğünüz zaman taciz edin dedi. Şimdi bak bunu böyle anlamış. Almanya bize hakem vermiyor şu anda. Nasıl olacak bu işler? Son haftalarda Belçika'dan aldık genelde. Yani. Tabii. İki tane İtalyan geldi Galatasaray maçına. Fabio Maresca geldi. Tamam geldi. İkisi de palavra. Palavra. Cicu'nun ikinci sarı kartını uyarmadılar. Faul değil diye. Ama uyaramıyor yani. Nasıl? Varın bilmiyorum. Protokol yok. Protokol yok. Yenilen gol faul. Çağlar dirseğinle itiyor kaleciyi. Onu da uyarmadı İtalyan. 6-1'lik Sivas maçında Icardi yapılan penaltı hakemi uyarmadı. Evet. Topun üzerinden elini çektiği zaman topu Icardi çalıyor attığı golü hakem uyarmadı. Ne zaman olacak? Biz bunu Türkler yapsaydı yerden yere vurmuştuk ama İtalyan yapınca susuyoruz. Hayır, yabancılığından dolayı. Hayır, Türk VAR hakemlerine alışıldığı için İtalyan hakemlerin yorumları hoşlarına gitmiyor. Sosyolojik bir durum dedim. Biz genel olarak birbirimize çok güvenmiyoruz dedim. Böyle bir sorun var dedim ama yabancı hakem olunca hani geçmişini yargılamadığımız için geçmişinde de bir şey aramadığımız için güveniyoruz. Böyle olay varsa adamları hemen yalnız Almanlar bulur paketlerler onları. Hiç affetmez. Gürcan abi Almanlar adamı alırlar paketlerler de. Maskeli çocuk Almanca çıktı Trabzon maçında. Evet. Sahaya giren. Burada ne konuştuk hadi yapsın Almanya'da. Aynısı diyorum işte. Haydi. Almanların adamı alması hadi önemli değil. Almanya'da. Bunları yapanları alması önemli değil. Yani Levent abinin söylediği gibi şimdi yarın bir gün o zaman diğer federasyonlarda diyecek ki biz size hakem göndermiyoruz. Evet abi. Anders Frisk İsveçli. Chelsea maçında çaldığı yanlış düdük tarafından o zaman Abramovich Chelsea'nin başkanıydı. Evet, Ruslar tarafından uğradığı mobbing yüzünden hakemliği bıraktı ya. Hatırlarsan. Bıraktı doğru. Böyle bir şey olur mu abi? O zaman insanlara yaşam hakkı vermiyorsun. Hakem bulamazsın ya. Bu nasıl bir şey ya? Çok sıkıntılı konu inşallah devamı bu şekilde abi, ilerlemez onu söyleyelim. Başka yerlerde Kolombiya'da falan götürüyorlar. Oralar ayrı coğrafyalar abi. Çok benzer durumlar oralar işte Yunanistan'da yaşandı hakemlerle ilgili yabancı hakem getirdi adam. Ama yok gerçekten bu bize çok sıkıntı olur. Bunun önünü almak lazım. Ben valla bu süreci Avrupa Şampiyonası sonrasında işte federasyon seçimi ondan sonraki MHK yapılanması... Federasyon Yönetim Kurulu yapılanması. Çok merak ediyorum. Çünkü ciddi bir kavşaktayız. Bazı adımlar atıldı. Adalet adına. Tamam mı? Tatmin olmasak bile en azından hata diyebiliyoruz. Senin de biraz önce yaptığın yorumdaki gibi. Ama önümüzdeki sene bu insanların verilen kararların, yanlış olduklarına inandığı kararların bir hatadan kaynaklandığına inanması için ortamın oluşması lazım. O noktaya gelmemiz lazım. Yani bu sezon İngiltere'deki gibi. Değil mi? Neler oldu? VAR hakemleri. Çok şey oldu. Yani belki de Liverpool değil mi? 5 puan 6 puan önünde gidiyordu. Adamlar... Hangi maçtaydı? Maçı hakem oyunu durdurdu. Gol gitti. Liverpool Tottenham. Evet. Berabere bitti galiba o maç değil mi? Yok. Tottenham evet, berabere bitti ben biliyorum. Gole giderken durdurdu ya. Ha o La Liga'da. Hayır, La Liga'da değil. O Real Madrid'in golünü havada çaldı. Bellingham'ın attı. Bellingham'ın onu çaldı o ayrı. O senin, şey var. Senin dediğin City maçında oldu. City maçı galiba. City maçında oldu yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir rezalet görmedim ya.
Hem de o yani şey çok yaptı. Çok oldu ya. Yani Liverpool maçının izame gol veremedi. Taylor'dı galiba hakemde. Evet, Liverpool Manchester maçında hakem penaltıyı vermedi ya. Ya ama şey oldu. Ama çok işte şey oldu. Onlar bunu olabilir diyor. Onlar o anda öyle karar verdi. Aşıyorlar. Formsuz, hata olarak görüp aşıyorlar. Formsuz ama diyor. O çıkıp da orada şeyin evet. Başkanı, kulüp Türkiye'de kulüp başkanları gibi veya yöneticileri ayağa kaldırmıyor medyayı yani. Yok. Liverpool'un ama başkanı. Ama hata olduğuna inandığı için. Hata değil, elle tamam. Kesmiş hata diye. Hata diye görmek istiyor ama hata ona galibiyet engelliyor. Bak yense 2 puan öne geçecek. Hata olduğuna inandığı için inanmasa hadi Cüneyt Çakır yönetti mi? Nani'ye mi göstermişti kırmızı kartı? United evet. Şampiyonlar yanlış, Ligi'nde. Yanlış kartı. Nani sonra yemeği. Sonra ne oldu Cüneyt Çakır? Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı sonra. Hayır. Ondan evet. Sonra bir daha Şampiyonlar Ligi'nde final yönetti ya. Önce yönetmişti. Barcelona ona tarihine bak. Yok. Bakarız, o maçtan önce yönetmişti. Bir bak. Yani o tabandan sonra tamam yani o yanlış kırmızı. Şeyde gitti. Yanlış kırmızı. Yarı final yönetti 2012'de. 2012'de yarı final yönetti. 2012 Dünya Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 4. hakemiydi. Yani evet. İtalya'nın finalde kazandığı maçta İtalya'ya karşı İspanya'nın kazandığı maçta İtalya 10 kişi kalmıştı. Abi Nani kartından sonra final vermediler bir daha Cüneyt Çakır'a. Yani aslında şöyle abi sonuç itibariyle bir hakemin bu kadar tacize uğraması 2015'te Juventus Barcelona finalini yönetiyor Nani kartı 2013. Tabii söyledim kart sana. Daha önce final daha sonra. Final bak gördün mü? Vermişlerdi. Ya yani yine ben de yani ama bir daha Manchester maçı yani. Yönetememiştir. Ne diyeyim baba ya? United'da sonra bir yerde yapamadan yakalayacağım ya uğraşıyorum. Anladın mı bensiz yapamadın? Ama çabalama yolundan puan verilemez. Bensiz yapamadığını yani. Anladın değil mi yani? Yapamıyor abi zaten yapamaz söyledi abi, ya. Yapamaz. Bir yok. Tane karşıtlık yapamaz lazım abi. Dedi bana, yani. Bana zeki lazım zeki. Peki şimdi Dursun Başkan açıklamalarını az önce ekrana getirmiştik. Oradan da konuşmak istediğim kesitler var. Levent abi şöyle cümle cümle söylemeyeyim ama başkan şampiyonluktan bahsetti. Bankalar Birliği'nden bahsetti, stat'tan bahsetti, Kemerburgaz'dan bahsetti. Birçok konu var. Nasıl buldun açıklamaları? Valla şimdi ben açıklamalardan önce şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın efsane başkanı. 4 yıl şampiyon oldu Galatasaray. UEFA ve Avrupa Kupası'nı aldı Faruk Süren. Bir açıklaması var benim elimde. Galatasaray adısını yıkık halinden kurtarılması, çok kısa sürede üyelerin kullanıma açılması ve tapusunun alınması. Bak altını çiziyorum. Şu an 100 milyonca dolar konuştuğumuz Florya arazisinin satın alınması. 42 dönümü başkan satın aldığı 22 dönümle birleştirdi biliyorsun. Ve borcunun ödenmesi. Borcu yok Galatasaray'ın Florya arazisiyle ilgili. Stadın yanındaki çok değerli 62 dönüm arazinin kiralanması. Oraya Vadi İstanbul'u şey yapacaklar galiba. Galatasaray özel bir şey yapacaklar. Kemerburgaz tesisinin yeni sezona hazır olması. Faruk Süren'in lafları bu. Mecidiyeköy'de rezidans projesinin yapılması teslim edecekler şimdi. Bir de bir özel şey, bir tane devlet bankası aldı. Futbolda Cumhuriyet'in 100. yılı şampiyonluğu, öyle veya böyle Süper Kupa'nın kazanılması. Bunlar benim ilk aklıma gelenler. Bunların birkaç tanesi herhangi bir yönetim tarafından yapılması dahi çok önemli olurdu diyor Faruk Süren. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Başkanın burada bir konuşması var. Dursun Özbek geçen sefer geldi, bir takım kurdu. O takım bıraktı, Mustafa Cengiz'e 2 yıl şampiyon oldu. Bu projeleri o başlatmıştı, biliyorsun. O projeler sonra yürümedi, pandemi falan girdi. Başkan geldi, proje bitti. Ada yıkıktı, şu anda yemek yiyorlar insanlar. Gezi oturuyorlar falan. Şimdi Kemerburgaz biliyorsun şeydi, çok kot farkı vardı, insanlar çıkamıyordu orada. Her şeyi halletti. Çim sahanın bir tanesi bitmiş durumda. Diğerleri de yeni sezona. Galatasaray yeni sezona orada girecek. Mükemmel tesisler yapıyor. Artı rezidans. Galatasaray kendi yaptığı için o rezidansı bitiremedi. Yani hasat paylaşımını yapmadığı için. Florya'daki ana neden bu. Ben Galatasaray Başkanı'na sordum. İmzalar atıldı mı dedim. Hayır dedi. Bugün bir açıklama yapmış A Spor'a bize. Orada şöyle söyledi. Dedi ki imzalar atılmadı. Şeffaf yapacağım ihaleyi dedi. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Kalktı ki hiçbir şeyi genel kurula sormadan yapmadı. Genel kurulu açtı. Herkes gelsin yapsın dedi. İşin gerçeği bu. Biz geçen sene Erden Timur'a verdiği destekle ve yetkilerle de kurduğu takım şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi ama Avrupa Ligi'ne devam etti. Elendi. Doğrudur. İlk senesi burada.
Bu seneki aldığı takım yine şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor. Bu sene yani Avrupa'da devam etti biliyorsun. Geçen sene Avrupa yoktu. Şunu net olarak söylüyorum. Galatasaray Başkanı geldiğinde sevgi iklimi yaptı. Gündeme getirdi. Yani Galatasaray kongre üyeleri kongreye gittikleri zaman istekli oya atarlar. Hiç kimsenin ipotek koymam. Ama gelecek olan yönetime talip olan insanların bir projeler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 800 bin lira yaparız, 9 bin lira yaparız. Bunlar ahvaki laflar. Bir de en büyük hedeflerden bir tanesidir. Galatasaray'ın sırtında bir kambur var. Bankalar Birliği'nin yaratmış anlaşması olduğu faiz. Galatasaray Başkanı ilk etapta bunu kapatıp Bankalar Birliği'nden çıkıp Galatasaray'ın elde ettiği gelirleri kendisinin kullanmasını sağlayacak. Çünkü bugünkü mevcut gelirlerden vergiler ödendikten sonra kalan paranın %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor. Daha sonra kuş gibi paralar kalıyor. Bununla yönetmeye çalışıyor. Bunlardan birisi yani, Sasha Boy'u sattı. Ali Bey şey dedi ya, brüt gelirin %50'sini alıyorlar dedi ya. Ben onu bilmiyorum. Benim öğrendiğim o, bu. O öyle söyledi. Yani, doğrudur. İlk 3 sene ödemesiz yani, falan filandı ya. Sonra hangi Ali Bey'in? Ali Koç. Ya Ali Koç dedi ki bankalarla Ali Koç'un bankası ayrı. Ali Koç kendi bankasından yaptı. Bankalar Birliği ile bütün kulüplerin anlaşması tamam, aynı. Bankalar Birliği dedi ki brüt gelirimizin brüt. Yani aldım verdim bu kadar kar kaldı yok. Brüt gelirin %50'sini veriyoruz dedi. Yani orada çok güzel bir laf söyledi. Nasıl Galatasaray camiası dedi hata yapanı cezalandırıyorsa başarılı olmuş insanları ödüllendirmeli diyor Faruk Süren. Doğru. Burak Elmas geldi hata yaptı cezalandırıldı görevden gitti. Dursun Özbek Galatasaray'ın projeleriyle yaptığı hizmetler ortaya çıktı. Ha burada diğer insanlara bakıyoruz. Ben başkan adayı olmadan evvel de defalarca görüştüm. Biliyorsunuz Süheyl Batum anayasa profesörüdür kendisi. Buna kesinlikle saygı duyuyorum. Ama şu anda mevcut yönetimin projelerinin yaptığı hizmetleri ortaya koyarken Galatasaray camiasının Faruk Süren'in dediği gibi bu söylemleri doğru değerlendirmesi gerektiğini inanıyorum. Ya kendi bilir. Herkesin kendine ait bir oyu var bu işlerde. Anlatabiliyor muyum? O oylardan... Kim kazanacak abi seçimi? Efendim? Var mı bir favorisi seçimi? Ya ben bununla ilgili bir şey demem. Galatasaray camiasında bir şey demem. Bununla da ilgili bir çalışma yapmadım. Ama işin gerçeği bu. Ben bir tek üzüldüğüm noktalar var. Bürütmüş. Ben bir şey söyleyeyim. Üzüldüğüm noktalar var bu konuda. Mesela geçmiş dönemde yöneticilik yapıp yönetim kurulları içerisinde yaşananların dışarıya şimdi sızdırılmasını doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Özellikle Burak Elmas'la ilgili. Ya burası insanların yatak odası sır ya. İçeridekileri dışarı taşımanın faydası yok. Ben yıllarca Galatasaray'da yönetimler daha kolaydı eskiden bu kadar teknoloji yokken. Gidip biliyorsun o toplantılara daha fazla gidiyordun. Daha fazla tartışmalar yaşanıyordu. Büyük tartışmalar ama herkes dışarı kol kola çıkıyordu. İşte Galatasaray'ın lafı odur. Bu yer yönetim için geçerlidir. Yani sonuçta. Ama şimdi bunları dışarı çıkartmak, bu söylemlerde bulunmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Kim çıkartıyor Levent abi? Ya ismini vermeyeceğim. Bunlar kendisini bilir. Çıkan söylentiler mesela, duymadım evet, bilmiyorum o yüzden. Ya Burak Elmas'la ilgili yani bir takım söylentiler var. Bunlar çok ayıp. Artı Ünal Başkanı değil mi Ünal Aysal'ı? Galatasaray kendisine bir görev verdi. Allah için Galatasaray'a geldi. Tepeden oturdu. İyi bir ekip kurdular. Ali Dürüstler'le beraber, Refik Arkanlar hep beraber. 2 yıl şampiyon oldu. Sonra kendisi o yönetimi değiştirip başka yönetime geçti. Riva'dan onay almak istedi. Riva'yı satamadı. Ama Galatasaray sonrası yaptığı dönemlerde yaptığı harcamalarla ilgili 70 milyon dolar zarar uğradı. Ben bunu söylemiyorum. Işın Çelebi eski bakan bununla ilgili bir açıklama yaptı. Çok net. Galatasaray 1 yıl Avrupa'dan ceza aldı. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'yi yenip 1-0. O cezayı çekmiş oldu yani gitmeyerek. Eğer kazanmasaydı 2 yıla çıkacaktı o ceza. Bir o hakkı kazanıncaya kadar. Ya şimdi hiçbir proje olmadan bu insanlarla insanların talip olması çok şaşırtıcı. Sadece siyasi üzerinden bu işlerin yapılmasını doğru bulmuyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Galatasaray Başkanı'na bir soru sordum. 17 Mayıs Galatasaraylıların bir bayramıdır. Çünkü UEFA Kupası kazanılmıştır. O gün de Kemerburgaz'da bir şölen düzenlendi, yapıldı. Eski piknik vardı. Ben gitmedim yani. Bir gerçek var. Şöyle bir şey, eşim rahatsız gitmedim yani. Ve orada
eski yönetimlerden hala mevcut yönetim içerisinde de galiba disiplin kurulunda görev yapacak olan, yanılmıyorsam. Benim için de çok değerli olan Alp Yalman da oradaydı. Geldi, katıldı. Başkana dedim ki siz insanlara davetiye gönderdiniz. Bu insanlara gönderdiniz mi dedim Dursun Bey'e, soru sordum. Yani göndermeseydi eleştirecektim. Mektup yazdım dedi hepsine. Kimse gelmedi. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Süheyb Atım'a mı? Evet. Hepsine mektup yazmış. Şunu söylemeye çalışıyorum. 17 Mayıs'a orası Galatasaraylıların bayramı. Siz de Galatasaraylıyız. Orada yönetim ayrımı olamaz. Herkes gelmek zorunda. Siz de keşke teşrif etseydiniz. Çok daha mantıklı olurdu. Benim anlayışıma göre söylüyorum. Daha doğru olurdu diye bakıyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Siyaset başkanın herhalde yaptığım sohbetteki en güzel başlarından bir tanesi şuydu galiba. Murat Bey yarın sabahta bir manşet attı değil mi? Ben siyasetin hiçbir yerine değilim gideyim. Ne şekilde bilmiyorum, şu anda hatırlamıyorum. O karar başlıkları verdiği için kararları konuşmalarımızın içerisinde. Gerçek olan bir şey var ya. Galatasaray'ın yemek şeylerinde çalınan maçlarda mesela Kalamış'ta. Tamam da Galatasaray maçları var ya. Niye başka bir maç yazıyor siyasi anlamda? Ya bunlar çok doğru bir şey değil. Artı yani siyasetten bahsediyor mesela. Süheyl Bey bir ara kızmış başkana bir konuda. Ünal Aysal da aynısını söyledi, eski başkan. İyi de yönetimde 4 tane siyasetçi var. Siyasetçi var. Bir belediye başkanı var. Evet. Süheyl Batum var. 2014'te Hasan Cemal'le konuştum dedi. 2014'te CHP başkanlığına oynadı, olmadı dedi. CHP'den tart ettiler sonra dedi. Hasan Cemal'i aldım. Ben takip etmem bu. Siyasetle aram çok iyi değildir öyle. Anlatabiliyor muyum normalde? E şimdi yani siyaset yapıyorsun diye karşı tarafı suçlarken kendin içinde siyasetçi insanlar yok mu ya? Affedersiniz. Yani bunlar ilk önce önünüze bakacaksınız. Görmüyor muyuz? Araştırınca buluyoruz. Bana isim verdiler. Araştırdım, sordum. 4 tane isim var ya. Ben vermiyorum. Bunlar kendilerini biliyorlar. Söyle hocam ya. Vallahi yani sizinle Galatasaray sohbeti yapmak güzel de iş buralara gelince çok sıkıntı oldu ya. Yani dilerim her şey Galatasaray için güzel olur diye düşünüyorum. Bir de orada bu yani aday olan Süheyb Atım ve ekibini sürekli bir haftadır derbiden sonraki olayları ve biz olsaydık Galatasaray stadına Ali Bey'i sokmazdık söylemini kullanıyorlar, dile getiriyorlar bunu sürekli. Bununla ilgili Sayın Başkan'la bir sohbetiniz oldu mu? Yani biz olsaydık stadın kapısını kapatırdık ve sokmazdık diyorlar Ali Bey'i mesela. Galatasaray'ın... Ya da Ali Bey gelmeye cesaret edemezdi biz olduğumuz için diyorlar. Yani bu da bu seçimde kullanılacak bir şey olarak bunu nasıl değerlendiriyor başkan? Yani sürekli konuşmalarda bunlar var. Şimdi derbide yaşanan olay bir seçim malzemesi seçim oldu boyunca, sanki. Seçim boyunca yarınki seçime çıkarken insanlar Faruk Süren'in bu söylemlerini mi göz ardı edecekler? Bu olayları mı göz ardı edecekler? Affedersin ya. Ben bunu anlamadım. Nasıl yapmazlar? Afaki bir şey. Ünal Bey başkanlığı döneminde Galatasaray basket maçına çıkmadı. Son maç. Sonra çıkmadı şeyde. Değil mi? Fenerbahçe stadında. Tabii çıkmadı. Son maç. Futbolcu, basketbolcular da şeyde biliyorsun Panathinaikos hocası neydi ya? Ergin Ataman. Ergin Ataman çıkalım dedi, yalvardılar. Çıkmadın. Ali Bey'den bir farkın yok ya davranışın biçiminde. Eleştiriyoruz niye çıkmadı diye şeyde. E çıkmadın. Galatasaray tarihinde o maça çıkmamış olarak yazıyorsun. Yani bakarsan. Ya ben onlara karışmıyorum. Bana herkesin kendine göre bir seçim şey var ama bunlar hiç hoşlanmadım. Yani bu şekilde belden aşağı anlaşmalar, bize düşmanca konuşuyorsun demek falan. Ya eksikleri söylemek hata mı? Ne proje var ya? Ünal Aysal'ın bu saatten sonra eğer başkan adaylığı olacaksaydı Ünal Bey 82 yaşında, bakar mısın Real Madrid başkanı kaç yaşında? Florentino Perez. Ben 82 yaşında diye biliyorum. 80'in üstü diye hatırlıyorum, hemen bakayım. Bir bakalım yani. Varsa bana bir söylersen çok sevinirim. 77. 77 mi? 77. Hadi 77. Tamam, Ünal Bey de 82 çıkabilirsiniz. Başkan adayı olabilirsiniz güzelce bir şekilde. Niye başkan adayı olmayıp da sportif AŞ'ye? Galatasaray döneminde Galatasaray'a ciddi bir ekonomik katkı sağlamadınız ki. Niye oluyorlar peki? Bilmiyorum işte, merak ediyorum ben. Merak ediyorum, onları açıklasınlar. Anlatıyorlar işte ya. Biz yaparsak daha fazla veririz, biz yaparsak diye yaparız diye. Tabii yani. Şimdi bununla ilgili çok belge var, bilgi var da. Bunlar bizlere iyi olmaz ama Galatasaray fikir, vicdan, hür bir gruptur. İşin gerçeği şu. Herkesin bir tane oyu var. Orada atacaklardır. Yarın yapılacak değil mi? Evet, sağduyunun kazanmasını dilerim ben. Yarın seçim çünkü var. Galatasaray'ın çok önemli hizmetleri var. Konuşmaz mı yarın?
Konuşma başarı ve istikrar kadarıyla çok değerli diye düşünüyorum. Önce ben. Konuşma var mı Levent abi? Hayır, yani hiçbir yok. Direkt sandık. Hayır, oy baş. Bu akşam yine herkes. Katılımı nasıl bekliyorsun yani, Levent abi? Vallahi katılım herhalde 4500 olur diye düşünüyorum. Çünkü okullar kapanmadığı için. 10.000 galiba. Nasıl? 8.000 küsur. Hı-hı. Galiba katılım. Yani ben 4500 falan tahmin ediyorum. 4600. Ha ekstralar olur mu onu bilmiyorum ama daha bir şey yapmadım yani. Gidip araştırma yapmadım. Tabii bu arada yani normal koşullarda mutlaka ki herkes çalışıyor. Çalışanlar var. Telefon edenler var. Galatasaray burası. Seçimi çok farklıdır. Ama Galatasaraylı insanlar kimi seçtiklerinde ne kazanacaklarını, kimi seçtiklerinde, seçmediklerini ne kaybedeceklerini bilmeliler. Bunun analizini yapabilecek bir kültüre sahip Galatasaray Kongre üyeleri. Dolayısıyla herkesin bir oyu var. Peki. İnşallah Galatasaray için hayırlı olur. Şimdiden Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yarın yapılacak kongre ve Galatasaray başkanını seçecek. Kürsü konuşması olmadan mı seçim yapılıyor? Hayır, şeylerde konuşuyorlar ya, her gece bir yerde yemek var. Hayır yani. Hayır, seçim sırasında. Seçim sırasında kongrede. Hazırına hitap etmiyor mu hiç Galatasaray başkanları? Adayları. Adayları. Ben etmiyor diye biliyorum. Yani bir yanında. Mesela Fenerbahçe'de iki gün sürüyor. İlk gün adaylar konuşuyor. Galatasaray'da bir gün zaten işte ya. Saat 10'da başlıyor. İkinci günde 15'te bitiyor. 3'te bitiyor seçim. 3'te bitecek, doğru. 3'te bitiyor. Yani konuşacak bir şey yok. Konuşulanları zaten herkes i̇şte ne anlatmak istediklerini. Vaatlerini anlattı işte, biraz önce bahsettiğim projelerini. Hepsini hazır, yemekler vererek her yerde anlattılar. Galatasaray'da sistem o. Kalamış'ta anlatırsın. Galatasaray Liseliler Derneği'ni anlatırsın. Özel otelde yemek salonda anlatmıyorlar, evet. Efendim? Yok yok, salonda anlatmıyorlar. Hazırda konuşulmuyor yani. Tabii canım, ben söyleyeyim, şöyle var, televizyonlarda var, televizyona çıkıyorlar. Şimdi mesela Ali Bey televizyonda. Son bölümde çıkmadı. Dünkü finali de bir konuşalım. Beşiktaş-Trabzonspor maçını. Beşiktaş 3-2 kazandı ki oldukça keyifli bir maçtı. Son dakikada, yani son dakikalarda daha doğrusu duraklamalarında El Musuati'nin golüyle Beşiktaş kupaya uzandı. Murat abi seninle başlayalım. Beşiktaş kayıp sezonunu bir anlamda sezonun belki en kritik noktalarından bir tanesinde artıya çevirmeye başardı diyebiliriz. En azından kupaya bir müze girdi. Beşiktaşlı taraftarlar mutlu. El Musuati de çok kritik bir gole imza attı ki tartışılan isimlerden bir tanesiydi. Evet. Nasıl gördün Beşiktaş'ın kupa zaferini? Yani tabii bu çok değişik bir sezon yaşadı. Bir kere çok çalkantılı bir sezon finaliydi. Yani bu finalde de kupa almak çok önemliydi. En azından böyle karanlık bulutlar vardı Beşiktaş'ın tepesinde. Bir güneşi görmek için de bir kupa lazımdı. Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın ayağına gelen bir fırsattı. Yani bakıldığında daha çok isteyen diyeyim, daha çok maça konsantre olan, ya gerçi ortada bir maçtı ama Beşiktaş'ın Trabzonspor'a göre daha iyi oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Bir adım yani, çok dengeli bir maç oldu aslında bakıldığı zaman. İşte bir taraf öne geçti, ondan sonra diğer taraf yakaladı, tekrar bir taraf öne geçti, tekrar bir taraf yakaladı ve işte son uzatma dakikalarında Pepe'nin El Musrati'ye topun önüne atması, onun da attığı bir şut ve bir anda Beşiktaş'ın kupayı kazanması. Yani bu Beşiktaş bu sezon hep özür diliyordu. Özür sezonuydu. Sürekli her maçtan sonra özür dileriz, özür dileriz, özür dileriz, böyle oldu. Özür dileriz, daha iyi olacağız. Özür dileriz, daha iyi futbol oynayacağız diye geçirdiği bir sezondu. O özürlere en azından son verdi. Bu finalle kupayı alarak hem Avrupa biletini aldı. Yani bir anda bazen bazı şeyler, bir tane şey, 100 tane şeyin üzerini kapatabiliyor. Yani en azından o geride kalan sezon şeydeki günlerdeki mağlubiyetler, teknik direktör seçimleri, yaşanan şeyler, kaoslar. Bir de golü atan adam El Musrati transferinden dolayı geldiği günden beri yerden yere vurulan bir isimdi. Yani bu adam niye transfer edildi? Tamam, onun attığı bu gol, onun bu transferiyle ilgili tartışmaları belki sonlandırmaz ama sonuçta kupayı getirdi. Yani o kupanın gelmesinde golü atan adam oldu. 2-2,5 milyon euroluk vurdu bence. Yani ben biraz azalacağını düşünüyorum artık. Yani affettirdi kendisini ya en azından. O attığı golle Beşiktaşlıların kafasındaki olumsuz fikirlerin
birçoğunu sildi attı. Belki ona da böyle bir gol lazımdı. Yani şüphesiz. Şimdi tabi burada bundan sonraki önemli olan Beşiktaş'ın yeni sezon hangi hocayla devam edeceği, takım başına kimin geleceği. Bence bilmiyorum yani Serdar Hoca'ya bu şans verilmeli diye ben düşünüyorum. Mourinho geliyor oraya. Ya bu bence çok, hele de böyle bir final öncesi yine yönetici açıklaması yani. Mesela Fenerbahçe'den yani, resmi hiçbir açıklama yok Mourinho ile ilgili. Öyle yani diyorsun, öyle doğru söylüyorsun var, ama Ali Bey, Aziz Bey'den ama, var. Ali Bey, bizim Aziz Bey'den var. Aziz Bey yönetici değil ki. Eski ama başkan. Olsun abi, getireceğin anlaştığını söylüyor. Hayır, eski başkan. Hüseyin yani, Yücel'in bu açıklaması tabii bir haftadır böyle bir final öncesi takıma. Şimdi mesela Ali Bey dün dedi ki bize Mourinho olumsuz etkiledi dedi. Beşiktaş'a Mourinho nasıl olumlu mu etkiledi, olumsuz mu etkiledi bilemiyorum artık nasıl bir şey oldu. Ama bence gerçek olan Beşiktaş'ı yukarı çekti. Gerçek olan bir şey vardı. Daha Beşiktaş'ın böyle bir final öncesi bence bir yöneticinin bunu söylememesi lazımdı. Ki Sayın Başkan Hasan Arat da aynı gün bir saat iki saat öncesinde biz hoca işini sezon sonuna bıraktık, bunu konuşmayacağız dedi. Arkasından bir saat sonra Hüseyin Yücel Mourinho'yu söyledi. Yani bakıldığı zaman orada bir böyle farklı bir düşüncelerin olduğu açık bir şekilde ortaya çıktı. Yani başkan böyle diyor, yönetici başka bir şey söylüyor. Şimdi ya ben Mourinho'nun falan olacağını falan düşünmüyorum. Yani bu maliyetlere Beşiktaş, Beşiktaş değil Fenerbahçe'de girmemesi lazım. Yani böyle bir maliyetin altına. Kim olur onu bilmiyorum ama Beşiktaş taraftarı devre arasında ya da sonrasında Santos'un gelme sürecini düşündüğümüzde iş uzadığı için ve bu yönetim gelirken hani bizim her şeyimiz hazır dedikten sonra o süreçler zaman zaman uzadığı için böyle bir kupanın ardından sezonda bir şekilde mutlu tamamlanmış o teknik adamın çok hızlı açıklanmasını bekleyecektir Beşiktaş taraftarı. Yani bu tabii bir hafta 10 günlük bir süreç içerisinde sonuçta hemen bir tatilden sonra yeni sezon başlayacak. Hazırlıklar başlayacak. Şimdi başkan da bu sefer dedi yani, ki kampa bütün transferleri yetiştireceğiz dedi. Tabii yani bu hep söyleniyor. Arkadaşlar bakabilir. Yani. Sergen Yalçın da maçtan sonra bir şeyler söylemiş. Hemen ben bakayım. Durumu ile ilgili. İyi proje olursa değerlendiririz demiş. Şu anda bir planım yok diye bir kısa bir açıklama yapmış. Ama yani ben sanmıyorum Sergen Yalçın olacağını bir kere. Onu söyleyeyim. İhtimal vermiyorum. Bir de yani işi Mourinho böyle açıklayıp bu kadar yüksek bir yere getirip işte Mourinho gelir mi gelmez mi ya da başka onun gibi bir çok elit bir teknik direktör mü gelir Beşiktaş'ın başına, böyle bir beklenti içine sokulup taraftar. Bir yandan da işte iki defa Beşiktaş'ın başına gelip sonuçta kupayı kazandıran da bir genç bir teknik direktör adayı var. Ha, ona bu şansı bu yönetim verir mi? Vermez mi? Ben de vereceğini sanmıyorum açıkçası. Ben de sanmıyorum. Şimdi saniyeler sonra tamamlayacağız programı ama Hüseyin abiden önemli bir bilgi verdi. Onu da aktarmış olayım. Alman Merkez Hakem Komitesi Julian Brandt'a, daha doğrusu Julian değil, o oyuncuydu maçın hakemi, Brandt'a direkt sormuş. Yani Benjamin Brandt'a sorulmuş böyle bir durum var mı diye. Benjamin Brandt böyle bir durumun olmadığını söylemiş. Gelen bilgi bu. Tehditlerle ilgili bir durumun olmadığını söylemiş. Onu da aktarmış olalım program tamamlanırken. Zaten inşallah da yoktur. Şimdi Alman Futbol Federasyonu'nda ben onu haberini aldım. Annesini söylemeyecek. Ona ben bir şey söyleyeyim Hüseyin'e. Hakem işin büyümesini istemiyor. Ben de onu söylüyorum. Kapatmak istiyor olabilir. Kapatmak istiyor hakem. Dolayısıyla böyle bir şey söylemek istiyorlar. O zaman Hüseyin Özkök'e şunu sormak lazım. Neden Almanlardan hakem istiyoruz da gelmiyor? Peki 11 gün sonra gelmiş. Brandt'tan 11 gün sonra hakem geldiğini şimdi söyledi Hüseyin artık. Abi. Hayır 11 gün sonraki değil. Bu yeni olaylardan yeni oluyor yani. Peki evet. Tamamlıyoruz. Levent Düzemen, Gürcan Bilgiç, Murat Özbostan. Teşekkürler. Artık futbolun sonuna geldik. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Öyle kapattık mi? Abi. Bu daha anonsun üzerine ne diyebilirim? Kapattık. Hoşça kalın.